Değerli konuklarımız, hemşirelik uygulamaları çok eski tarihlere dayanan, gücünü temel yeteneği olan bakımdan alan, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir. Hemşireler her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleriyle karşılanabilecek sağlıkla ile ilgili ihtiyaçlarını hemşirelik tanımlaması kapsamında belirlemek ve yine hemşirelik süreci ışığında kanıta dayalı olarak yürütmekten sorumludurlar. Florence Nightingale'in yaklaşık 150 yıl önce attığı adımlar ile profesyonelleşme yolunda önemli ilerlemeler kaydeden hemşirelik, günümüzde bu alanda elde ettiği önemli kazanımlar ile birey, aile ve toplumun hayatına dokunmaktadır. Hemşireler aynı zamanda oluşturdukları güven ortamı ile korunması ve yükseltilmesine çaba sarf ettikleri sağlığın bir kültür olarak benimsenmesinde öncülük etmektedirler. Dünya çapında 28 milyondan fazla hemşireyi temsil eden ve her yıl hemşireler arasında mesleki kültürü oluşturmak ve sürdürmek, meslekte paylaşılan değerleri vurgulamak, evrensel olarak yaşanan sorunlara tüm hemşirelerin dikkatini çekmek ve bu sorunların çözümünde hemşirelere düşen sorumlulukları ortaya koymak üzere bir tema belirleyen Uluslararası Hemşireler Konseyi de 2022 yılında bu konuya vurgu yapmış ve temasını "Hemşireler Öncü Bir Ses, Küresel Sağlığı Güvence Altında Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklarına Saygı Gösterin" şeklinde belirlemiştir. Uluslararası Hemşireler Birliği'nin de vurguladığı gibi hemşireler toplumda ve hatta küresel boyutta sağlığın güvence altına alınmasında tüm profesyonel rolleriyle önemli bir yere ve sorumluluğa sahiptir. Hemşirelerin bu rol ve sorumluluklarını yerine getirmelerindeki en önemli gerekliliklerden biri almış oldukları eğitim ve bağlı oldukları yasal düzenlemeler çerçevesinde mesleklerini icra edebilecekleri uygun koşullara sahip olmalarıdır. 2022 yılında benimsenen bu tema ışığında hemşireliğin sağlığın küresel savunucusu olması yolunda kıymetli yollar ve başarılar elde etmesi umuduyla. Sayın konuklarımız, açılış konuşmalarını yapmak üzere hemşirelik bölüm başkanımız Sayın Doçent Doktor Seher Yurt'u sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcımız bugün yoklar. Sayın Dekanımız, Enstitü Başkanımız, çok kıymetli konuklarımız, çok sevgili öğrencilerimiz, hepiniz 2022 Hemşirelik Haftamıza hoş geldiniz diyorum. Burada olmaktan çok mutluyuz. İki yıldır bir pandemi sürecindeydik. Yüz yüze buluşmak bugün gerçekten çok anlamlı. Zorlu bir o kadar da öğretici bir iki yıl geçirdik her birimiz. Yani geriye dönüp baksak o iki yıl bize belki bir 10 yıl gibi gelebilir yerine göre. Bugün baktım ne kadar da çabuk geçmiş dedim tekrar. Evet, bu yüz yüze buluşmalar dilerim ki bu pandeminin ağır yüklerini her birimizden tekrar alıp silip götürür. 2020-2022 yılları arasında tüm sağlık çalışanları büyük bir gayret sarf ettiler. Hatta bence birçok ülkenin de önünde Türkiye'deki sağlık çalışanları bunu çok büyük bir gayretle başarıya ulaştırdılar diye düşünüyorum. Bunun etkilenen pek çok kesim oldu. Kimler oldu? Her şeyden önce sahada birebir hastalarla karşılaşan çalışan hemşire meslektaşlarımız. Bir diğeri kim oldu? Biz öğretim üyeleri. Çünkü bu mesleğe yeni neferler yetiştirmemiz gerekiyordu. Onlar büyük bir zorlukla ama yine büyük bir başarılı mücadeleyle bu işin altından kalktık. Yine en önemli diğer unsurumuz öğrencilerimiz. Yani hemşireliğe adım atacak, bu meslekte bu savaşı verecek yeni sağlık çalışanları yetiştirdiğimiz bir ortamda siz sevgili öğrencilerimiz, her birinizle konuşsak çok büyük farklı hikayeleriniz vardır eminim bu süreçle ilgili. Çok büyük bir sınavdan geçtik. Birinci sınıfa başlamış bir öğrencimizi düşünün mesleğe, hemşirelik için. Başladığı zaman uzaktan eğitimle başladı bu sürecine ve sıcak teması oldukça fazla kaçırdık. Bugünkü buluşmamız biraz bu kapsamda buna hizmet etsin istedik. O nedenle de konuşmacılarımızı seçerken
üzerimizdeki o tozu silecek, bizi biraz canlandıracak, bizi biraz motive edecek konuklarımızı davet ettik. ICN'in bu yılki temasını küresel sağlığı korumada hemşirelerin ihtiyaçlarına odaklanılması, onların korunup desteklenmesi ve yatırım yapılması ve haklarına saygı gösterilmesi üzerine bu yılki temamız var. Şimdi koru kısmına biraz birkaç cümleyle değinmek istiyorum. En büyük yaralarımızdandır. En başta şiddet, değil mi? Sağlık çalışanlarının bu pandemi sürecinde şiddetten korunması büyük bir sevindirici haber. Geçen hafta biliyorsunuz sağlıkta şiddet yasası aldı. En azından bundan sonra sağlık çalışanlarımıza kalkan elleri durduran bir karar olur diye dileğiyle bahsetmek istiyorum. İkinci ICN'in üzerinde durduğu desteklemek kısmı. Destekler çok çeşitli olabilir. Ben manevi desteğin bizim meslekte çalışanlar için, sağlık çalışanlar için çok daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki tüm sağlık çalışanlarının tüm maddi sıkıntılara rağmen o manevi birlikle, yaptıkları işe verdikleri anlamla ve gördükleri manevi destekle burada bu işi sürdürmeye devam ediyorlar. Onların haklarını savunmak, güç birliği olmak çok önemli. Yatırım yapmak kavramına gelelim. Kendi sağlığın için diyoruz ki halkımıza da lütfen kendi sağlığınız için en başta bizlerle birlikte olun. Bizleri destekleyin ve eğitime yatırım yapın. Eğitimde geldiğimiz, iyi elde ettiğimiz politikalardan geri dönüş yapmayın. Buralarda geri dönüş olursa meslektaşlarımızın yanında olun. Haklarına saygı gösterin. Bu haklardan en önemlisi eğitim hakkı. Sağlıklı çalışma ortamları hakkı. Özlük hakkı, örgütlenme hakkı. Her birini açsak saatlerce konuşabiliriz. Ama ben bugünkü ICN'in temasında bu haklara biraz bir kendi içimizde neler yapabiliriz'i her biriniz için düşünmenizi rica ediyorum. Şimdi bu dört tema içerisinde koru, destekle, yatırım yap, haklarına saygı göster. Düşündük biz hemşirelik haftasında bu desteği nasıl sağlayabiliriz? Hep dışarıdan bekleyerek de olmuyor bu destekler. Yani biz içten yanmalı motor gibiyiz biraz. Yani bütün destekleri hep kendi içimizde çeviriyoruz. Destekle kısmında da dedik ki bugün bu seneki mottomuz çalışan ve paylaşan hemşireler olsun. Ve bu meslekte belli tüm zorluklar herkes için aslında. Bu zorluklara rağmen nasıl başardılar, nasıl devam ediyorlar, onların hikayelerini dinleyelim istedik. Çünkü iki yıldır bu eğitimden uzak kalan öğrencilerimizin de biraz motive olma ihtiyaçları vardı. Biz içeriden destekle programımızı o şekilde yapılandırdık. Şimdi gelelim konuklarımıza. Şimdi zorluklarla mücadele konusuna gelecek olursak, herkesin zorluklarla mücadelesinde farklı hikayesi vardır. Kimi hiç zorluğa girmez, izleyici olur, başına gelenleri izler, başkasının başına geleni de izler ve olduğu gibi bırakır. Başka birisi zorlukla mücadele etmede biraz çaba gösterir, sonra bırakıverir. Başka biri uzun bir süre mücadele eder, sonra vazgeçer. Bazıları da mücadelenin yolunu değiştirir ama hep o zorluklarla mücadele yolunda kalır. Dilerim tüm meslektaşlarım, tüm yeni mesleğe katılacak öğrencilerim bu mücadele yolunu hiç bırakmazlar. Molière'in bir sözü var, çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Diyor ki, zorluklar başarının değerini artıran süslerdir. Yani biz pandemide bugün sağlık çalışanları olarak aslında gerçekten bu zorluklar bizim başarımızın da bir süsü, bir nişanesi olsun diyorum. Bu birazdan konuklarımızı davet edeceğiz. Bilgiyi her zaman elde edebiliriz. Ben buna veri kaynakları diyorum. Hikayelerle bu veriler birleştiği zaman bilgiye dönüşüyor aslında. Veri bilgiye dönüşüyor.
Ve ben hikayeleri, oluşan bu bilginin estetiğe dönüşümü diyorum. Yani hikayeler var olan bir bilgiye estetik katabiliyorlar. Bugün bizler de bu kendi hayat hikayeleriyle, kendi başarılı hikayeleriyle, mücadeleleriyle bizlerle birlikte olacak olan konuklarımın ismini burada almak istiyorum. İlk konuşmacımız meme kanseri konusunda uluslararası bir örgüt olan Meme Hastalıkları Koalisyonu Derneği Europa Donna Türkiye Başkanı Sayın Yolet Araya. İkinci konuşmacımız bugün İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Yeliz Meri. Üçüncü konuşmacımız İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Dahiliye ve Acil Nöroloji Servisleri Sorumlu Hemşiresi Sayın Ayşegül Bilici Seçmeler. Dördüncü konuşmacımız İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Triyaj Servisleri Hemşiresi Sayın Tuğba Özgür. Şimdi konuşmamı burada sonlandırırken bu iki saatlik bir programda uzun zamandır emeği olan çok kişi var. Başta rektörümüze, dekanımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum ve rektör yardımcımıza. Kurumsal birimde bizlere, iletişimde bizlere destek olan arkadaşlarıma, bilişim teknolojilerinde destek veren arkadaşlarıma, satın almadaki arkadaşlarıma ve bu programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 7 kişiyiz, 2 saatlik bir program ama arkada çok çaba var. Ben de şimdi bu keyifli hikayeleri dinlemek üzere yerime geçiyorum. Teşekkürler, iyi seyirler. Sayın hocamıza değerli konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Şirin Funda Eren'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, değerli konuklarımız, sevgili hocalarımız, sevgili öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Ben her şeyden önce hepinizin hemşirelik haftasını, gününü kalpten kutluyorum. Şimdi kalpten dememin sebebi de şu, biliyorsunuz artık takvimleri açtığınızda her gün bir şeyin günü. Bakıyorsunuz kahve günü, sarılma günü, bir şey günü, o kutlu olsun, bu kutlu olsun, kutlu olmayan gün yok. Öyle olunca da aslında gerçekten farkındalık yaratılması gereken günlerin önemi azalıyormuş gibi geliyor bana. Yani oradaki kutlu olsunun sanki anlamı kayboluyor. Ama bugün hemşirelik bölümümüz Seher Hoca'nın da önderliğinde siz öğrencilerim için çok güzel bir program hazırladılar gerçekten. Hemşirelik aslında hekimlik gibi gerçekten çok zor, meşakkatli, yıpratan bir meslek. Ama bir o kadar da kutsal ve kıymetli. Zaten öyle olmasaydı herhalde hemşirelik mesleğine başladıktan birkaç sene sonra herkes hemşireliği bırakır giderdi. Demek ki çok tatmin edici, çok güzel, keyifli tarafları da var. İşte bugün bu hazırlanan programda siz öğrencilerime özellikle hitap etmek istiyorum. Çünkü bizim mesleklerimiz uygulamalı meslekler aslında. Şimdi her ne kadar burada fakültede teorik dersleri görüyorsunuz, teorik de çok önemli bir temel altyapınız olması lazım. Ama işin özü uygulamada. Uygulamada usta-çırak ilişkisiyle sonuçlanıyor. Yani esas deneyiminizi buradan ediniyorsunuz. İşte bugün karşınızda 4 tane usta hemşire hocanızı göreceksiniz ve onlar sizlerle deneyimlerini paylaşacaklar. Hem de çok önemli, çok bugün gündemde olan hemşireliğin çok içinde olduğu konularda. Dolayısıyla hakikaten şanslısınız. Herhangi bir teorik derste alacağınızdan çok daha fazla şey alacaksınız. Bugün can kulağıyla dinlemenizi öneriyorum size. Ve bir deneyim sahibi bir meslektaşınızın, ileride meslektaşınız olacak hemşirelerin diyelim, ağzından çıkacak bir cümle belki hayatınız boyunca sizin meslek hayatınıza yön verecek. Ben hepinizin hemşirelik gününü tekrar kutluyorum. Teşekkürler diliyorum.
Sayın hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Necmettin Atsu'yu sahneye davet ediyoruz. Herkese merhabalar. Öncelikle Engelsiz Eğitim Vakfı adına, Engelsiz Eğitim Vakfı Sayın Başkanı Berna Yılmaz adına, üniversitemiz adına hepinizin hemşirelik haftasını, hemşirelik gününü kutluyorum bu toplantıdan bağımsız olarak. İyi ki varsınız. Şimdi iyi ki varsınızı tabii en içten söyleyenlerden biriyim ben. Çünkü ben de bir doktorum, bir cerrahım. Benim hayatım hemşire arkadaşlarımla beraber geçti. Onu saydım, 37 yıl olmuş. Yani ben 37 yıldır hemşireliğin ne demek olduğunu biliyorum. Nereden nereye geldiğini biliyorum. Hani neler çektiklerini biliyorum hocamın söylediklerinden. Onun için bu seneki temalar, gerçekten bu yatırım yapma, hakların korunması temaları beni çok etkiledi. Çok doğru temalar seçilmiş. Ama hani bu temaların aslında bu seneye has temalar olmaması, hemşirelikle özdeş, her daim devam eden temalar olmalarını ben ümit ediyorum. İnşallah tüm idareler, sonuçta bu idarelerin meselesi bir şey. Yani bizim çok yapabileceğimiz bir şey olmuyor ama tüm idareler, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bu temaları gözeterek hemşirelerle beraber olurlar. Etkinlik gerçekten çok hoş. Burada eminim ki çok doğal paylaşımlar, gerçekler konuşulacak. Bu hiçbir kitapta okuyamayacağınız kadar akılda kalıcı olacak ve sizin için zaman geçtikçe göreceksiniz ki çok önemli bilgiler, çok önemli paylaşımlar olarak içinize alacaksınız bunları. Bu konuşmayı bana verdiğiniz için açılışta ayrıca teşekkür ederim. Çok eski bir meslek tabii hemşirelik. Herhalde tarihin en eski mesleklerinden biri. Ben öyle çok önemli bir tarih bilgisine sahip değilim ama bir Neolitik çağı biliyorum. Hakikaten Neolitik çağlardan bu yana gelen bir meslek. Bir işte 18. 19. yüzyılda sekteye uğradığı bir dönem var. O büyülerin, cazıların falan olduğu dönem ama onun dışında aslında hep söylemde, belki uygulamada olmamış ama söylemde hep el üstünde tutulmuş bir meslek. Hep ön planda söylenmiş bir meslek. Bizim gözümüzde zaten gerçekte de öyle. Dolayısıyla bunun için ben sizlerle gurur duyuyorum. Siz de her zaman kendinizle gurur duyun. Bunu çok canlı gönülden söylüyorum. Hocamın söylediği gibi. Bir şey daha var. Bizim için, yani Türkiye için, Türk hemşireliği için. Hocam az önce söyledi, bir Florence Nightingale var. Florence Nightingale bu aslında topraklarda modern hemşireliği yaratmış. Ben onu bundan iki sene evvelki açılış konuşması için çalışırken oturdum bayağı bir okudum. O modern hemşireliğin, temellerini St. Thomas'ta İngiltere'de yapıyor ama onun bütün ön çalışmalarını, bütün metodolojisini aslında Selimiye'de öğreniyor, Selimiye'de geliştiriyor. Dolayısıyla bilmiyorum bunu ne kadarınız biliyorsunuz, ben bunu gerçekten araştırdım. Modern hemşireliğin gelişmesinde Türkiye bir laboratuvar, bir laboratuvar ortamı. Yani Türk insanları, Türk hemşireleri sadece hemşireliğin gelişmesinde değil aslında, hemşirelik eğitiminin gelişmesinde de, bunu ikiye ayırmak lazım. Türkiye gerçekten bir laboratuvar ortamı olmuş ve Florence Nightingale sonuçta bu topraklarda bu işi yapmış. Bu insanlar üzerinde yapmış, buradan almış götürmüş ve modern hemşirelik dediği şey dünyaya yayılmış. Dolayısıyla bizim hani göğsümüzü kabartacak, bizi gururlandıracak ayrı bir tarafı da bu hemşirelikle alakalı. Türkiye'nin böyle bir yerde olması, bizim buna ev sahipliği yapmış olmamız. Bu birincisi. İkincisi, hemşirelerin işte özelliklerinden hep bahsettiler. İşte hep hemşirelerin ne kadar verici, ne kadar içten, ne kadar samimi olduğu filan bahsedildi. Ama başka bir gerçek de var aslında. Hemşirelerin çok akıllı olmaları gerekiyor. Yine o Florence Nightingale'den gidersek, unutmayayım diye şuraya yazdım. Florence Nightingale'in işte sıfatlarını söylerken, reformist, istatistikçi, yazar, gözlemci, hemşireler aslında bunların hepsi. Yani hepiniz bence bir Florence Nightingale'siniz. Bunlar olmadan olmuyor. Somut olarak da bu böyle. Nasıl böyle? Hemşireye nasıl puanla giriliyor? Sayısal puanla.
hangi yüzdede giriliyor? Son derece yüksek bir yüzdede giriliyor. Peki başka ne söylenebilir bununla alakalı? Üniversiteler bunu istiyor mu? Yani böyle bir motivasyon var mı hemşirelik fakültesi açmak gibi? Evet, Türkiye'de 200, zannediyorum şu anda 209 ya da 210 oldu üniversite sayısı. 147 tanesinde hemşirelik fakültesi var. Unutmamak için bunları da oradan okuyacağım. 95'i devlet, 45'i vakıf, 7'si de Türklerin kurduğu, işte Kıbrıs'ta, yurt dışı üniversiteleri deniyor ama Kıbrıs'ta kurulmuş üniversitelerde olmak kaydıyla 147. Yani dolayısıyla aslında herkesin istediği bir meslek. Hem üretilmesi isteniyor, hem hemşire olunması isteniyor. Ve doluluklar hepiniz biliyorsunuz ki son derece yüksek. Puanlar son derece yüksek. Yani öyle kolay kolay hemşire olmak falan mümkün değil. Belli aşamaları çok iyi geçmeniz lazım ki hemşire olasınız. Ama tabii girdikten sonrası, yani işin şimdi o tarafı geliyor. Aklınızdan sonra, aklınızı kullandıktan sonra tabii o yüreğin kullanılması aşaması geliyor ki o tabii bir ömür devam ediyor. Önde oturan hocalarımız hepsi çok genç aslında da uzun yıllar verdik. Hocam siz daha en gençsiniz. Hepsi çok genç ama ömürlerini vermişler bu işe. Siz de vereceksiniz inşallah. Tabii o zeka girmek, okumak falan bir yere kadar oluyor da ondan sonrası bir ömür devam eden son derece hakikaten vermekle olan bir meslek. Onun için bunu en dediğim gibi yakın yaşayanlardan biri olarak, en samimi arkadaşları hemşireler olan biri olarak ben bunu çok rahat söylüyorum. Kitaptan okumuyorum. Ben bunu yaşadıklarımı, yüreğimden gelenleri söylüyorum size. Bunu ben biliyorum. Bu iş gerçekten böyle. Tabii bütün bunlardan sonra bir de şu pandemi meselesi çıktı. O pandemi de buna inanmayan, bunun değerini tam anlamayan, sadece sözde bunu konuşanlar bu işin ne demek olduğunu da çok iyi gördüler. İnsanlar evlerinden çıkmadılar, en basit işleri yapmadılar, internet üzerinden, evlerden, oralardan, buradan. Ben birebir içinde yaşadım, o dönemde doktorluk da yaptım. Hemşire arkadaşlarımın nasıl bir özveriyle çalıştıklarını, nasıl zorluklarla, nasıl hayati tehlikelerle karşı karşıya geldiklerini gördüm. Ama şunu görmedim, hiçbiri yılmadılar. Yani hiçbiri, ya tamam bu iş yapılmaz. Ben böyle bir hemşire görmedim. Yani bu zorlukları var diye mesleğini bırakıp gidin. Çünkü son derece zeki insanlar. Bir sene sonra sınava girerler, başka bir şey olurlar falan. Bunu yapabilirler. İnanın, yani bunu çok samimi söylüyorum. Ben böyle bir hemşire görmedim. Demek ki hemşireliğin, hani fıtratı diyorlar ya, fıtratında zaten bu var. Böyle bir hemşire zaten yok, olmuyor da. Eğitim tarafı bambaşka bir taraf tabii. Son olarak ondan da bahsetmek istiyorum. Ben bu konuda hemşireliğin eğitiminin hemşirelerce bir kere verilmesi gerektiğine, bu işin son derece profesyonel bir meslek olduğuna ve başka bilimler tarafından, başka bölümler tarafından bu eğitimin doğru, yeterli olması gibi verilebileceğine inanmayanlardan bir tanesiyim. Bu üniversiteye geldiğimde aslında ilk yaptığım işlerden ve övündüğüm ilk yaptığım işlerden biri de bunu değiştirmek oldu. Şu anki tabloyu gördükçe de ayrıca bir, yani sizlerle gurur duyuyorum. Bu düzeni, bu güzel işte çalışma ortamını oluşturduğunuz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Eminim ki sizler gibi çok çok iyi hemşireler yetiştireceksiniz. Hem bilimsel olarak hem insani olarak onlara bunları vereceksiniz. Ve İstanbul Kent Üniversitesi'nin Nightingale'den gelen bu meşaleyi çok daha ilerilere taşımasına sizler neden olacaksınız. Sizler bunu sağlayacaksınız. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir günü düzenlediğiniz için, buradaki paylaşımların çok güzel, çok enteresan olacağını biliyorum. Ben de sonuna kadar kalacağım. Sizlerle beraber bu toplantıyı seyredeceğim. Hepiniz sağ olun, var olun. Sayın hocamıza değerli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi pandemide öğrenci olmak temalı konuşmasını yapmak üzere hemşirelik bölümü öğrenci temsilcisi sevgili öğrencimiz İpek Ağırtmış'ı sahneye davet ediyorum.
Öncelikle herkese merhaba. Hemşirelik bölüm temsilcisi İpek Arıtmış ben. Biraz öğrencilikten bahsedeceğim. Pandemide biz neler yaptık, nasıl geçti? Bizim için her zaman zor muydu? Hayır, değildi. Komik ve biraz kurtarmak için bazı işler de yaptık, fırsatlar, çözümler de bulduk. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Açıkçası burada olduğum için çok mutluyum. Pandemi döneminde hiç korona olmamış biri olarak daha da mutluyum. Ben 3 hafta okullar tatil olacak, sonra okula geleceğiz diye inananlardandım. Ama yaş kısıtlamasından 7-8 ay boyunca evden çıkamadım. Derslerimiz olarak ilk başta kaydediliyordu, uzam üzerinden ilerliyorduk. Kaydediliyordu, izliyorduk sonrasında. Sonra bir gün siteye girdik, işte 2-3 arkadaşımıza canlı görünce hadi katılalım dedik, gruplara da yazdık. Sonra bir baktık hocamızın bir tepkisi oldu. Şu an burada isimler gözüküyor, siz beni duyabiliyor musunuz diye. Çünkü hocamız da bilmiyordu, biz de bilmiyorduk. Biz bilgisayarların kamera kısımlarına post-itler, yapışkanlar, yara bandı bile yapıştıran arkadaşlarımız vardı. Açıkçası alışmaya mı çalışıyorduk, biraz adapte olmaya mı çalışıyorduk ya da bilmiyorduk. Biraz da tatlı bir korku vardı. Hocamız böyle söyleyince biz de evet yazdık. Sonra hocamız ben sizi çok özledim, sınıftaki gibi olmuyor. Lütfen arada bir ses verin ya da yazı yazın demişti. Birlikte anlaştık, hani adapte olmaya çalıştık. Ondan sonra zaten hocamız hiç bizi bırakmadı. Hep canlı yayında bizleri istedi. Yoklamalar oldu, sözlüler oldu. Bazı arkadaşlarımız katılmadı ya da hani isimleri vardı. Hocamız işte ismini söylerdi. Acaba bırakıp gitti mi diye düşündü. Haksızlar mıydı? Hayır, değillerdi. Ama bazen mikrofonlarımız çalışmıyordu, kameralarımız çalışmıyordu. Ama arkadaşlar arasında yapınca onlar birden çalışmaya başladı. Hocalarımız yine anlayışla karşıladı. Bazı arkadaşlarımız memlekete döndü, internet sıkıntısı yaşadı. Bu konuda da şöyle, ben okula en başta tam bilmiyordum, tanımıyordum. Bir düşüncem yoktu ama şu düşünce beni çok mutlu etmişti. Danışman hocamızdan bir mesaj gelmişti sınıf iletmemiz için. İşte uzaktan eğitime katılmak için materyal, bilgisayar, tableti olmayan öğrencilerimiz varsa bizimle iletişime geçsin. Bu benim için okul açısından düşünce olarak çok mutlu etti. İhtiyacı olan arkadaşlarımız var mıydı bilmiyorum ama böyle bir düşünce gerekiyordu. Pandemi aslında bize biraz empatiyi öğretti. Çünkü hepimiz aynı şartlarda değildik. Ama bunlar ortalandı. Yani zaman ilerledikçe daha da iyi oldu. Biz derslere hocalarımızla birlikte alıştık. Onlar bizi alıştırdı, biz bazen onları alıştırdık, sistemi birlikte tanıdık. Uygulamalarımızın türevleri gittikçe birbirinden daha iyi oldu. Artık kamera, ses her zaman açtık. Ama çok komik olaylarımız da oldu tabii ki. Biz en başlarda ödev yapacaktık. Ama mesela ben inanmıyordum, sınavı okulda olacağız. Ben hiçbir şekilde hani bilgisayardan online olacağına hiçbir şekilde inanmadım. Tüm notlarımı çıkardım. Sınıf arkadaşlarımın çoğu da o şekildeydi. Ama bazı arkadaşlarım hiç inanmadı, notlarını çıkarmadı, online olacağını düşündü. Haklı çıktılar başta, onlar biraz daha rahattı. Sonrasında ödevler yapmaya başladık, sonrasında sunumlarımız geldi. Sunumlar yaptıktan sonra işte hiç unutamadığım, her hatırladığımda güldüğüm bir şey vardı. Hocamız bize derdi, eğer okulda sunsaydınız, işte giyiminizde, işte sunumunuzda, slaytınızda önem vermeniz gerekiyor. Lütfen kameralarınızı açın, ona göre puan vereceğim diye. Bir arkadaşım işte sunacak, kapı arka tarafta. Sunarken birden annesi girdi içeri, kiminle konuşuyorsun sen dedi böyle. Sınıfça ona güldük. Hocalarımızla da samimiyetimiz bence pandemide daha çok olduğuna inanıyorum. Çünkü her derste hocalarımız işte nasılsınız, ailenizde bir sıkıntı var mı, korona olan var mı, lütfen bizimle iletişime geçin gibi çok olumlu davranışlar olmuştu. Hani okulda olsaydık sanırsam bu kadar yakın olamayacaktık, birbirimizi tanıyamayacaktık. Ben mesela bir ara işte sabah ders olduğunda çay içmeden ben dersi dinleyemiyordum. Bir gün işte çay suyu koydum, dedim ki bu kaynar, ben duyamam derste. Aldım bilgisayarı, mutfağa götürdüm. O an benim mutfak okulum oldu, sınıfım oldu. Sonra işte annem geldi, kahvaltıyı hazırladı. Dersimizde stres yönetimi. Annem dinliyor, bu kim? Hocam. Derste misin? Evet. Ne kadar güzel anlatıyor, çok doğru dedi. Biz her pazartesi günü annemle stres yönetimi dersi aldık. Tam da pandemide stresimizi de yönettik, hemşire de olduk. Annem hemşirelik dersleri aldı açıkçası, evdeki herkes aldı.
Sonra başka bir hocamız da her zaman gündemden bahsederdi, bizi sorardı, tecrübelerinden bahsederdi. Onda da annem şu tepki verirdi. Bu hangi ders, hangi hocam? Yine dinleyelim şeklindeydi. Biz bu şekilde biraz olaya daha da çok alıştık, adapte olduk. Sonra alıştıkça, bilmiyorum ama ben şuna kıyaslıyorum. Maskeyi şu koluna ilk kim taktı bilmiyorum ama oraya taktıktan sonra bizim için işler biraz daha zorlaştı. Ödevler yerine sınavlar, bazı kurallar daha da katılaştı. Bazı şeyler bahane olmaktan çıktı. Yani bizim o anki sıkıntımız artık hocalarımıza bahane olarak geldi. Haklılardı. En başta bizi anlamaya çalıştılar ama suistimal edilmemesi gerekiyordu. Çünkü üniversite olarak ne kadar bir şeyde olsak da biraz resmiyet, biraz kural olması gerekiyor. Bizim ilerideki hayatımız için de bu gerekiyor. Sonrasında işte sınavları olmaya başladık. Ben 88'de sınıf ortalamasının aşağısında kaldım. Yüksek aldığımı düşünüyordum ama aşağıda kalmışım. Sonrasında hani nasıl olur bilmiyorum ama çok çalışmıştım. Sonra baktım gruptan arkadaşım şey diyor, PDF birleştiren var mı? Dedim bu ne? Sonra bir baktım ki yani ki sınavdaki slaytların hepsi bir PDF'de toplanmış. Ben bunu çok geç öğrendim. Geç öğrendiğim için iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama çok güzel ve çok pratik bir yolmuş PDF birleştirme. Ders dinlerken de şöyle bir şey öğrendim arkadaşlarımdan. Bir saat ders izleyeceğim, kaydı izleyeceğim diyorum. Arkadaşım dedi ki ben yarım saati izliyorum. Nasıl yarım saat dedim, 2x'i alıyorum dedi. Ben onu da bilmiyordum. Eğer uygulamayı güncelleseydi oluyormuş. Bu şekilde ilerledi. Biz çok şey öğrendik birbirimizden. Ben bu pandemide temsilcilik yapmamın bana faydaları çok oldu. Mesela bunlardan birincisi şu an burada bu konuşmayı yapabilmem. Genel olarak şunu, arkadaşlarımızın çok sıkıntısı oldu, evet. Bunları ben hocalarıma ilettim. Hocalarımız bize iletti. Çünkü sınıfta kimse birbirini tanımıyor. Hoca öğrenciyi tanımıyor. Ama isimlerimizi tanıyor. Birlikte bu şekilde ilerledik. Birbirimizi tanıdık, öğrendik. Daha çok sosyal medyada zaten birbirimizi tanıdık. En sonunda da işte okullar açılınca açılacağını düşündük aslında. İkinci dönem, üçüncü dönem bir yıl geçti. Vakalar azalıyor. Çok mutluyduk. Ders programları açıldı. İşte yapacağımız staj hastaneleri belli oldu. Staj konusunda da okulda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bunu hep söylerim. Çünkü hemşirelik bölümü olarak stajlarımız eksiksiz yapılıyor. Hatta telafi stajlarımız bile telafi olarak tekrardan yapılıyor. Şunu söyleyeyim. Şu an biraz şey yaptım. Neyse devam edeyim. Sonrasında ben şey düşündüm. Vakalar düştü. Evet okul açılacak. İşte herkes biletleri bakıyor gelecek. Sonra ikinci pik diye bir şey çıktı. Üçü çıktı. Dedim 4, 5, 6 nereye kadar ilerleyecek? Hiç bitmeyecek mi? Çünkü bilmiyoruz. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Mutasyonu ben biyoloji dersinde biliyordum. Evet ama bilmeyen birçok kişi vardı. Bilmeyen ama herkesin ağzındaydı mutasyon. Sonrasında dedim ki herhalde açılmayacak. Hemşirelik bölümü olarak dedim ki evet uzaktaydım biraz. Daha da uzaklaştım. Biraz daha uzaklaşıyorum. Acaba biraz daha mı uzaklaşacağım diye sordum kendime. Ama nasıl yakalayacağım, yakalayabilecek mi, ipin ucunu nasıl alabileceğim diye düşündüm. Ama şu an görüyorum ki çok iyi yakaladık. Hocalarımız sayesinde, okulumuz sayesinde, fırsatlar sayesinde daha da güzel yakalıyoruz. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratıyor. Biz zor zamanın öğrencileri olarak çok güçlü öğrenciler olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. İpek'in bu eğlenceli sunumundan sonra çok eğlenceli olmayan konulardan bahsedeceğim ben. Dünyada her 13 dakikada bir kadın meme kanserinden ölüyor. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen, dünyada da tüm kanserler içerisinde birinci sırada yer alan kanser türü. Dünya kanser istatistiklerine göre 2020 yılında en yaygın tanı konulan kanser türü meme kanseri.
Yine 2020 sonu itibariyle yaklaşık 2.3 milyon yeni meme kanseri vakası bildirilmiş. Bu da tanı konulan her 8 kanserden birinin meme kanseri olduğunu göstermekte. Ülkemizde de durum benzer şekilde aslında. Yine Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı verilerine göre 2020 yılında kadınlarda en sık görülen kanser türü %23.9 oranla meme kanseri. Meme kanseri dünyanın her ülkesinde kadınlarda ergenlikten sonra her yaşta görülmekle birlikte özellikle ileri yaşlarda daha artan oranlara sahip. Meme kanseri tedavisi hastalık erken teşhis edildiğinde oldukça etkili olabiliyor. Dolayısıyla ülkemizde de geçerliliğini sürdüren ve biz hemşirelere büyük sorumluluklar düşen meme kanseri tarama programıyla meme kanseri erken teşhis edilebiliyor ve dolayısıyla sağ kalım da aslında artırılabilir. Yine dünyada ve ülkemizde meme kanserli bireylere yönelik birçok dernek ve kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan Türkiye dahil 41 ülkenin üyesi olduğu Avrupa Meme Kanseri Koalisyonu Derneği, yani Europadonna, bağımsız ve kar amacı gütmeyen üyeleri Avrupa ülkelerindeki bağlı gruplardan oluşan bir organizasyon. Europadonna'nın Türkiye ayağı olan Türkiye Meme Hastalıkları Koalisyonu Derneği 2001 yılında kurulmuş. Derneğin yönetim kurulu başkanı Sayın Violet Arroyo, Ege Üniversitesi Yüksek Hemşirelik Okulu'ndan mezun olmuş. Yurt dışında kardiyovasküler cerrahi alanında çalışmış ve yüksek lisansını tamamlamıştır. Sayın Arroyo, İstanbul'da birçok hastanede yönetici pozisyonunda çalışmış ve uzun bir süredir Meme Hastalıkları Koalisyonu Derneği, Europadonna'nın Türkiye başkanlığını sürdürmektedir. Meme kanseri ve erken teşhis konusunda farkındalık ve bilinç yaratmak için çalışmalar yapmaktadır. Son yıllarda da geriatri ve yaşlı bakımı konusunda çalışmalar yapan ve danışmanlık veren Sayın Violet Arroyo'yu konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çağırdığınız için, onurlandırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sevgili meslektaşım beni öyle güzel anlattı ki benim anlatacak hiçbir şeyim kalmadı. Ben geri dönebilirim. Hocam size de bizi böyle güzel onurlandırdığınız için ve gerçekten güzel bir yere koyduğunuz için söyleyecek hiçbir söz bulamıyorum. Doktorlar bizi böyle görüyorsa ne mutlu bize gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Sayın dekanım, sayın rektörüm, sayın başkanım ve çok sevgili meslektaşlarım, genç meslektaşlarım. Ben size kısaca ne olduğumu anlatacaktım ama siz anlatacaksınız. O zaman ben niye bu işe başladığımı ve niye bu işe gönül koyduğumu anlatayım. Benim ailemde çok ciddi bir aile öyküsü var meme kanseri konusunda. Annem ve 3 kız kardeş, yani 4 hanım 50 yaşına varamadan meme kanserinden vefat etti. Ben de o sırada 30'lu yaşlardaydım. Sonra da ben tabii ki beklenen son, ben de meme kanseri oldum. Tabii ki hoş bir tecrübe değildi ama sonuçta hepimiz sağlıkçıyız, biliyoruz. Ve şunu gördüm tedavim sırasında. Meme kanserinde en önemli rol ne yazık ki demeyeyim de gene biz hemşire arkadaşlara düşüyor. Ama tabii ben meme kanseri olduğumda 26 sene önceydi. O zaman bu kadar gelişmiş onkolojik tedaviler, cerrahi tedaviler, rekonstrüktif tedaviler yoktu. Ve tabii ki hemşirelik de bu kadar gelişmemişti. Spesifik olarak meme kanseri hemşireliği de yoktu. Onun için de Europadonna'nın üyesi oldum. Sonra da Türkiye'nin bir ayağını kurmak için onlardan bir teklif geldi ve uzun senelerdir başkanlığını yapıyorum. Dernek olarak bizim amacımız kadınlarda erken teşhisin önemini anlatmak ve erken teşhiste çok basit ve kolay bir yöntemle tedavi olunabileceğini onlara iletmek ve hayatın kurtarılabileceğini anlatmak. Siz de hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki insanlar kanser olduğu zaman kanser eşittir, ölüm oluyor. Ama meme kanserinde şöyle bir gerçek var. Erken teşhis edildiği zaman, kitle birinci evre olduğu zaman ölüm olmuyor. Gerçekten hayat kurtarılıyor ve %90-95'lere varan bir iyileşme şansı görülebiliyor. Ve çok basit bir yöntemle, belki de ilaçsız olarak. Ben birinci evre meme kanseriydim. Sadece bir yeter mastektomi oldum. Kemoterapi ve radyoterapi almadan bugüne kadar geldim. Umarım daha uzun senelerde yaşayabilirim.
koyduğum hedef kızımın üniversiteyi bitirmesiydi. Şimdi koyduğum hedef torun sahibi olmaktı. Hocam beni genç gördü ama çok teşekkür ederim. Sonuçta kurduğumuz dernekte yaptığımız çalışmalarla birçok kadına destek olduğumuza ve onları meme kanseri konusunda eğittiğimize inanıyorum. Tüm Türkiye'de ve daha çok İstanbul'da çalışmalar yapıyoruz. Biz tanı ve tedavi konusunda çalışmalar yapmıyoruz. Sadece eğitim konusunda çalışmalar yapıyoruz. İkinci önceliğimiz de sağlık çalışanlarına eğitimler verebilmek. Hemşireler gibi, hasta bakıcılar gibi ve hastayla birebir iletişimde olan kişiler gibi. Son 4-5 yıldır meme kanseri hemşireliği diye bir kavram ortaya çıktı. Hepimiz çok iyi biliyoruz. O konularda her sene düzenlediğimiz, yani tabii bizim bir ortağı olduğumuz ve başka üniversitelerin ve de hemşirelik okullarında ortağı olduğu kurslarımız oluyor. Ve her kursa 30-35 arkadaş katılıyor eğer bu alanda çalışmak istiyorlarsa. Ve bu bence gerçekten gurur verici bir olay. Hemşirenin bu alan çalışmak istemesi ve birebir meme kanseri olan kadına dokunabilmesi çok önemli. Çünkü sonuçta meme kanseri multidisipliner bir tedavi şekli ve onun ortasında bu işi koordine eden kişi gene hemşire oluyor. Bu nedenle de bu eğitimlerin çok önemli olduğunu inanıyoruz ve bu eğitimleri devam ettiriyoruz. Bunun yanında derneğimizin yaptığı projelerden bir tanesi de tanıma projesi. Bunu daha çok varoşlarda ya da İstanbul dışındaki şehirlerde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü burada biliyorsunuz ki şeyler var. Meme taramalarına da mamografiye ulaşmak daha kolay. Bu nedenle varoşlarda mobil cihazlarla kadınlarımıza hem meme sağlığı eğitimi veriyoruz hem de taramalarına destek oluyoruz. Bunu hem Türk vatandaşı olan kadınlara yapıyoruz hem de şu anda ülkemizin başka bir gerçeği olan mülteci kadınlarımıza da yapıyoruz. Şu ana kadar 4000'e yakın Türk kadını, 3500'e yakın da mülteci kadını taradık. Tarama sonuçta pozitif çıkan bir hasta olursa da devlet hastanelerinde tedavi olmaları için onlara lojistik destek sağlıyoruz, yanlarında oluyoruz ve tedavi aşamasında destek olmaya çalışıyoruz. Bir başka projemiz de metastatik meme kanserinde psikolojik destek. Pandemi diyoruz. Pandemiden önce bu proje yüz yüze olan bir projeydi. Hastalarımız psikoloğun ofisine geliyordu ve orada destek alıyordu. Ama pandemi bize bir şans getirdi. Pandemi sırasında online oldu. O yüzden bu proje şu anda sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de online bir şekilde yürüyor. Ve çok da talebimiz var. Başarılı olduğumuza inanıyoruz. 100 kadına ulaştık şu ana kadar. Umarım daha fazla kadına ulaşırız. Yani destek verebileceğimiz daha fazla kadına ulaşırız. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki hemşire olarak, sağlıkçı olarak metastatik meme kanserinde artık çok çok uzun seneler kronik bir hastalık gibi tedavi olunabiliyor ve de uzun seneler yaşanabiliyor. Ama tabii bu süreç çok kolay değil hem aile için, hem kadın için, hem çevresindeki insanlar için. Onun için de psikolojik destek çok önemli. Bunun dışında egzersiz ve beslenme için de projelerimiz var ama daha hayata geçmedi. Haziran ayının sonunda geçecek. Ben buraya size bir sunum hazırlayıp gelmek istemedim. Kısaca deneyimlerimden ve yaptıklarımdan bahsetmek için geldim. Biraz önce hocam usta olduğumuzu söyledi. Bilmiyorum usta mıyım değil miyim ama gerçekten bu alanda gönüllü olarak 25 seneden fazladır çalışıyorum. Ve çalıştığım için de çok mutluyum. Her gün bir kadına meme kanseri konusunda bir dokunabilsem ve onu meme kanseri konusunda bilinçlendirebilsem ben kendimi bu konuda kazançlı sayıyorum. Çünkü gerçekten meme kanserinde erken teşhiste tedavi edilebildiğinde kadın hayatı kurtarılıyor. Bu çok önemli. Benim ailemde bütün kadınlara 4. evrede teşhis kondu ve tabii ki yaşama şansları yoktu. Ben de bundan yola çıkarak bunu kendime misyon edildim ve bu hedefte yürüyorum. Ayrıca arkadaşımızın dediği gibi 10-15 senedir de geriatri alanında çalışmalarım var. Geriatride biraz önce Yeliz Hanım'la onun sohbetini yaptık. Ben insanların doğarken mutluluk ve neşe içerisinde doğmalarını çok güzel buluyorum. Ama tabii ki ölürken de kendi yataklarında tertemiz ve saygın bir şekilde ölmeli gerektiğine inanıyorum. Çünkü sonuçta insanlar bunu hak ediyor diye düşünüyorum. Tabii ki yoğun bakımda ölmek de olabilir ama eğer yaşlıysanız ve de bakım hastasıysanız kendi evinizde de bir huzur evinde
gerekli koşullarda ve insani koşullarda uygun şekilde bakılabilirsiniz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki artık Türkiye nüfusu yaşlanmaya başladı. Çok yaşlımız var. Hepimiz çalışıyoruz. Artık eski sistemde yaşlarımızı elimizde bakamıyoruz. İyi bir şekilde bakamıyoruz. O yüzden bir sistem kurmalıyız. Bu konuda herkesi eğitmeli ve ona göre de bir rol almalıyız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa çok fazla kafanızı şişirmek istemiyorum. Gerçekten beni buraya çağırdığınız için ve konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız çalışmalar için de hepinizi çok tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Hemşire olduğum için de çok gurur duyuyorum. Umarım çok başarılı ve günümüzü parlak hemşireli olursunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Violet Arroyo'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ben ikinci konuşmamızı takdim etmeden önce ufak bir bilgi vermek istiyorum. İnovasyonla ilgili konuşacak kendisi. Biliyorsunuz ki günümüzde bilimsel bilginin önemi giderek artmakta ve sağlık bakım uygulamaları da hızla değişmekte. Bu değişim ortamında da hemşirelerin etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmeleri de ancak inovasyon ile mümkün olmakta. Türkiye'de ve yurt dışında, dünyada inovasyonla ilgili kurulmuş birçok dernek var. Örneğin İngiltere'de Ulusal İnovasyon Merkezi, Hemşirelik İnovasyon Merkezleri bulunmakta ve hemşireler burada yapmış oldukları çalışmalar aracılığıyla ödüllendirilmekte. Bizim ülkemizde de inovasyonu geliştirmek için Yeliz Hanım'ın başkanlığını yürüttüğü İnovasyon Hemşirelik Derneği mevcut. Ve aslında Türkiye'de de yapılan ilk inovasyon uygulaması stomatit. Meslektaşlarım, gelecekteki meslektaşlarım stoma aparatıyla karşılaşmışlardı. Biz önceden onları elimizle keserdik. Ve bu hastanın cildinde harabiyete, zarara sebebiyet verirdi. Ancak bir meslektaşımızın yapmış olduğu bir aparatla, ufacık bir aparatla bu aradaki bağlantı yeri muntazam bir şekilde kesilebilir bir hale geldi. Üniversitemizde de öğrencilerimizin çalıştığı alanlara gelecekte katkı sağlamaları için AIDETON diye bir programımız var. Burada öğrencilerimiz desteklendiler ve nasıl araştırma yapıp, nasıl patent alacaklarını, nasıl ürün, faydalı model geliştireceklerini bir nebze de olsa öğrenmiş oldular. Bu konuda da üniversitemize vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeliz Doğan Meri, 2001 yılında meslek hayatına başlıyor. Mesleğini birçok alanda icra ettikten sonra 2012 yılında Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak çalışıyor. Ardından inovasyon kısmında yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı 2020 yılında TÜSEB'e görevlendiriliyor. 2018 yılından beri de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor. 2010 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde doktorasını tamamlıyor. 2009 yılında yılın hemşirelik ödülünü alıyor ve birçok almış olduğu ödülü mevcut. Aynı zamanda konuşmamın başında da söylediğim gibi İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı olan ve aynı zamanda Hemşirelik'te İnovasyon Akademisi'ni kuran, birçok kongrede, panelde katkısı olan ve 4 adet ürünle patent belgesi almış Yeliz Hanım'ı hemşireliğin markalaşmasında inovasyon rolü ile ilgili konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Öncelikle Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Bölüm Başkanım, Sayın Hocalarım ve değerli katılımcılarımız. Bugün aranızda olmak benim için çok değerli. Kent Üniversitesi'ne ilk defa geliyorum. Gerçekten çok değerli bir aile olduğumu duymuştum. Ama bugün rektörümüzün konuşması, dekanımızın, bölüm başkanımızın, öğrencimizin konuşması buradaki kurum kültürünün ne kadar değerli olduğunu bizlere gösterdi. Hocam tekrar bir daha da teşekkür etmek istiyorum. Genelde açılış konuşmaları yapılır ama rektörümüz, dekanımız ayrılırdı aramızdan. Biz bize kalırdık. Sonuna kadar kalmanız çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Pointer alabilir miyim? Biraz şey var, slaytlarında geçişler var. Tamam.
Ben bugün biraz daha sizlere, değerli hocalarımızın konuşmalarından sonra aslında öğrenci arkadaşlarımız fazlaca var aramızda. Sizlerin çok yabancı olmadığı teknoloji, bilişim ve inovasyondan bahsetmeye çalışacağım. Mesleğimizdeki yerini ifade etmeye çalışacağım. Bence sizler bizim nesle göre biraz daha bu konuya çok daha aşina ve başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Nereden biliyorum? Örneklerle size aktarmaya çalışacağım. Evet, ben şu anda hem üniversitede çalışıyorum, hem Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı mesleğimizi temsil etmeye çalışıyorum ve derneğin başkanıyım ama bütün şapkaları bir araya bıraksak özümde hemşireyim. 21 yıllık bir hemşireyim ve 20 yıla kadar da doktorayı bitirmiş olmama rağmen sahada kalarak mesleğimizi temsil etmeye çalıştık. Çünkü bu temsiliyetler sahada çok değerli olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet, bugün biraz neyden konuşacağız? Biraz hemşirelikte inovasyon gerekli mi? Yani aslında bu kadar işimiz aramızda sahadan meslektaşlarımız da var. Çok yoğun çalışıyoruz, farklı farklı süreçlerimiz var ama inovasyon bizim için bu kadar gerekli mi? Biraz onu bahsetmeye çalışacağım. Peki bu çalışmalar sizin için fark yaratabilir mi? Acaba aranızda kaç kişi meslekte fark yaratmak istiyor? Biraz bunları düşünmenizi istiyoruz. Bunun dışında tabii her meslek aynı şeyi istiyor aslında. Biraz daha güçlü, yasal dayanaklarla daha entegre bir meslek olmak istiyoruz. Peki bu inovasyon çalışmaları bize güç katar mı? Görünürlüğümüzü sağlar mı? Marka oluşturur mu? Biraz onu ifade etmeye çalışacağım. Şimdi özellikle son zamanlardaki pandemiden bahsettik. Öğrenci arkadaşımız da çok güzel ifade etti, temsilcimiz. Pandeminin hayatımıza yapmış olduğu çok değişim oldu. Ve bu süreçlerde aslında şunu fark ettik biz. Biz aslında her ne kadar uzaktan fark etsek de bu değişim ve inovasyon çok hızlı bir şekilde adapte olduk. Çünkü sorunlar nerede varsa bu değişim ve teknoloji hayatımızın bir parçası haline gelebiliyor. Ve sağlık belki bunun en fazla içinde olan sektörler arasında. Markalaşma. Belki hemşirelikte bunu çok yan yana kullanmıyoruz. Sanki biz mesleğimizi sonuna kadar yaparız, kayıtlarımızı tutarız, profesyonel rollerimizi sergileriz ama reklam yapma veya marka oluşturma konusunda bizim görevimiz değilmiş gibi düşünüyoruz. Belki yıllardır hani markayı oluşturmaya çalışsak da bunu çok görünür hale getirmek için çaba harcamamızın nedeni bu. Çok mütevazı bir mesleğiz. Hocalarımız da çok değerli hocalarımız var aramızda. Onlar çok daha iyi takdir ederler ama bence bu kadar özverili, profesyonel, eğitimlerle kendini kanıtlamış bir mesleğin marka değerinin çok daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Peki bunu biraz daha bakalım nasıl markalaşabileceğiz? Şimdi marka demek kimlik demek aslında. Yani çok ayrıntılı bakmamak lazım. Çok uzatmak da istemiyorum ama bir kimlik oluşturma marka. Şunun kriterlerini açmak istiyorum. Normalde bir memnuniyet kavramı var. İşbirliği var, güzel bir iletişim tekniği kurmak var ve öykü var. Aslında baktığımız zaman hemşirelikte bunların hepsi iç içe. Yani bu yabancı kriterler değiller. Tabii sağlık sektöründe markalaşma dediğimiz zaman sanki sadece hastaneler markalaşıyormuş gibi düşünsek de aslında sağlık profesyonelleri de çok fazla ciddi şekilde kendilerini kanıtlamaya başladılar. Her meslek kendi alanında markalaşmasını ortaya çıkartabiliyor. Bunun için aslında 4 tane kriter var. Tekrar açıyorum o kriterleri. Şimdi bunları kendimizce, herkes kendi meslek imajıyla değerlendirmesini istiyorum. Şimdi mesleki kimliğimiz hemşirelik olarak var. Ya bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Mesleki imajımız var. Mesleki kültürümüz var. Kültür değerleri olan bir mesleğiz. Profesyonel değerlerimiz var. Marka değerimizi neden yükseltemiyoruz? Belki de 2 tane ana faktör var. Görünürlük ve sektörler arası işbirliği. Bizim biraz daha farklı sektörler işbirliğimizi artırarak görünürlük çalışmalarını yapmak zorundayız aslında markayı desteklemek açısından. Sayın rektörümüz çok güzel ifade etti aslında. Mesleğimizin geleceğinden bu yana değişim ve inovasyon zaten var. Yani bu yeni çıkan bir durum değil. Peki bu aşamada gelecek için mesleğimiz için neler yapabiliriz? Ben biraz daha onları ifade etmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle sağlıkta değişim ve hemşireliği etkileyen birçok faktör var. Bunlar aslında sadece hemşireliğin kendi değerleri değil, birçok faktörden etkilenebiliyoruz. Değişmeyen tek noktamız, belki de gerçekten bizi biz yapan bakım odaklı bir meslek olmamız. Bundan 50 yıl sonra, belki 100 yıl sonrasında yapılan fütüristik çalışmalarda mesleğimiz neden yok olmayacak? Bu yüzden yok olmayacak. Çünkü bireysellik bizim mesleğimizin temelinde var. Biz birey odaklı bir mesleğiz. Robotlar gibi oluşturulmuş algoritmaları yapmıyoruz. O yüzden bizim mesleğimiz bu açıdan gelecekte olması gereken meslekler arasında. Evet ama şunları yapmak zorundayız artık. Sadece lisans bitirmek. Şu anda aramızda kaçıncı sınıf öğrenciler var bilmiyorum ama eminim. Efendim? 3 ve 4. O zaman farkındalığı yüksek arkadaşlarımız var. Sadece lisanstan mezun olmak artık bizim için yeterli değil arkadaşlar. Farklı farklı rolleri de üzerimize almak zorundayız. Girişimci olmak zorundayız. Profesyonel değerlerimizin yanında inovatif olmak zorundayız. Bunun dışında sağlık politikalarını etkileyecek özelliklere sahip olmak zorundayız. Yani yasal dayanaklarda söz sahibi olmak için farklı platformlarda olmak zorundayız.
Zaten bunu tekrar kısaca şunu bir haritaya gösterirsem, önce meslek olarak kendimizi kanıtladık. Farklı farklı yollardan geçtik, keyifli dönemlerden geçtik, farklı farklı eğitimler aldık. Sonrasında ne yaptık? Biraz daha profesyonel meslekler arasında olduk. Artık eğitimlerimiz standart hale geldi. Sonrasında farklı farklı yasal dayanaklarda artık daha profesyonel meslekler arasında olmaya başladık. Sonra geldi pandemi. Yani hiç beklemediğimiz bir anda aslında salgınla karşılaştık. Aslında Sayın Rektörümüz çok güzel ifade etti. En zorlu koşullarda önde savaşmayı bildik pandemi döneminde. Değerimiz bilindi mi? Aslında çok zorlansak da değerimiz biraz daha görünür oldu. Yani herkesin kapısının arkasında saklandığı dönemde hem hekimlerimiz hem hemşirelerimiz ön safhada kendimizi çok daha iyi kanıtlayabildik. Sonrasında 2020 yılı bize atfedildi. Bir yıl olarak değerlendirildi. Bu da çok değerli süreçlerden bir tanesiydi aslında. Tabii sonra geldi teknoloji entegrasyonu meslek. Yani tabii bu pandemiden önce de vardı ama şu anda daha fazla kullanmaya başladık arkadaşlar. Hibrit ameliyathaneleri konuşuyoruz. Milyonlarca kilometre uzaktan konsültasyonlar yapabiliyor hekimlerimiz. 3D, 4D yazılımcılardan organlar üretilebiliyor. Farklı farklı gelebilir teknolojilerle evden bile hastalarımızı takip edebiliyoruz. Farklı farklı süreçleri değerlendirebiliyoruz. Ve bu süreçte hemşireler uzakta mı? Değil. Aramızda dediğim gibi sahadan arkadaşlarımız da var. Bir hastaneye bir teknoloji geldiği zaman en çok sahiplenen mesleklerden biriyiz. Hemen eğitimini alıyoruz, nasıl programlayacağız, nasıl bakacağız şeklinde kendimizi geliştiriyoruz. Biz bu kadar uzak değilsek, iyi bir teknoloji kullanıcısıysak sadece kullanmak yeterli olacak mı? Biraz sonra onunla tartışmak da gerek var arkadaşlar. Çünkü neden? Biraz resimler açacağım ve biraz düşünmenizi isteyeceğim. Bunlar ne sizce? Robot hemşireler mi acaba? İsimleri robot hemşire olarak mı getirsek? Yoksa bakıma destek robotlar mı desek? Ne desek? Şimdi bazı arkadaşlarımız, bizim öğrencilerimiz özellikle inovasyon derslerinde endişelenen arkadaşlarımız var. Çok hızlı şekilde, gerçekten şu üstte gördüğünüz özellikle, şuradan göstereyim. Gerçekten insansı robotlar artık sistemde başladı. Özellikle Japonya'da. Yani her şeyi, mimikleri, konuşması, tavrı, her şey sanki insanmış gibi bir yaklaşım var. Ne olursa olsun arkadaşlar, belki bundan 5-10 yıl sonra çok daha gerçekçi çıkacak. Yani dokunabilen, karşılıklı yapay zeka ile sizin ne düşündüğünüzü anlayabilen robotlar çıkacak ama başta göstermiş olduğum bakım odaklı yaklaşım bizi her zaman onlardan ayırt edecek. Evet, bakım destek robotları, altını çiziyorum, olacak ve olmaya devam edecek. Önemli olan biz bakımımızı onlarla ne kadar destekleyebiliriz? Bizim o hani bazen sahada angarya olarak gördüğümüz, hastaya bakımımızı, zaman ayırmamızı engelleyen işlerde onları nasıl kullanabiliriz? Kendimizi ne kadar çok hastalarımıza yaklaştırabiliriz onların sayesinde? Bunları düşünmek lazım. Bir de kaçımız bu robotlarla çalışmaya hazırız? Onu düşünmek lazım. Yani arızalandığı zaman veya biz kendi bakımımızı görsel hale getirmek için onların desteğini nasıl alabiliriz? Çünkü artık hemşireler, şunu ifade etmek lazım, stajlara çıkıyorsunuzdur. Sadece bilgiyi kullanan değil de üreten kişiler olmak zorundayız. Yani kendi bilgi birikimimizi ortaya çıkarmak zorundayız. Çünkü biz daha profesyonel meslekler arasındayız. Ekibimizin içerisinde önemli bir yere sahibiz. Artık akademik rollerimizi ortaya çıkartabiliyoruz. Pandemi gibi zorlu süreçlerde dimdik ayakta kalabiliyoruz. Ya her şeyi yapabiliyoruz, yapabiliyoruz. O zaman biz neyiz? Yani teknolojiyi kullanan süper hemşireler miyiz? Hayır. Biz mesleğini gerçekten severek yapan, aşkla bağlanan meslek üyelerinden birisiyiz aslında. Evet, kimi zaman kendimizi çok fazla yüceltebiliyoruz, bazen kendimizi yapmasak da. Yücelttiğimiz zamanlarda şunun farkına varmak gerekiyor arkadaşlar, özellikle sizler için söylüyorum. Gelecekte bunlar yeterli olacak mı? Bir onu düşünmek lazım, yani sizin oluşturacağınız mesleğimizin geleceğinde yeterli olacak mı? Olmayacak. Çok iyi bir teknoloji kullanıcısı olabilirsiniz. Her ürüne adapte olabilirsiniz ama bunların kaçında sizler üretici olabileceksiniz. Bunu ortaya çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir vardiyaya gittiğiniz zaman mesleki arkadaşınızın bir bakım destek robotu olduğunu gördüğünüz zaman o arızalandığı zaman onu nasıl programlayacaksınız veya onun ne yapması gerektiğini siz nasıl karar vereceksiniz? Burada da bilişim ve teknoloji derslerini almak zorundayız. Evet, iki tane rolümüz var. Ya hocamız da çok güzel ifade etti. Ya ben hiçbir şeyi duymayacağım, görmeyeceğim, konuşmayacağım, edilgen bir şekilde kalacağım. Diğer bir yaklaşımımız ise arkadaşlar, bunları üreten kişiler olarak hayata, mesleğimize iz bırakacağız. Bizler bunu seçtik, inovatif hemşireler olarak hedef ve azimle yolumuza çıktık ve kendi inovasyon yolculuğumuza başladık. İnovasyon nedir? Aslında fikirlerin hayata geçme süreci. Hepimizin hayalleri var ama bu hayalleri ortaya çıkarmak için de bu süreci, yani fikirden ürüne giden süreci yapmak zorundayız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Evet, zorlanabilirsiniz, başta bir küskünlük yaşayabilirsiniz, yapamıyorum diyebilirsiniz belki ama
Önemli olan sizler mesleğinizi ne kadar görünür kılmak istiyorsunuz veya mesleğinizin neler başardığını göstermek istiyorsunuz. Mesleki değişimi nasıl başarmak istiyorsunuz onu ifade etmek. Bizler 2012 yılında aslında bu sürece başladık. Nerede başladım? Zeynep Kamil Hastanesi'nde doktoralı bir başhemşire olarak görevi, yani aslında Zeynep Kamil'de 14 yıldır her alanda çalıştıktan sonra dediler ki doktora bitiren bir kişi olarak başhemşire ol. Orada başhemşire olduktan sonra sahada fark yaratmak için hocalarımızın ifade ettiği şeyleri yapmaya çalıştım. Özel bir üniversitenin yenilikçi uygulamalar yarışmasında kendi geliştirdiğim gelebilir askı sistemleriyle ödül aldım. Çok sevindim. Koşa koşa Zeynep Kamil'e geldim. O zaman iki tane yardım, iki tane enfeksiyon kontrol hemşiresine biz de Zeynep Kamil'de bu inovasyon yarışmasını yapalım dedik, heyecanla açıkladık. 300'e karşı 5'tik. Çünkü inanmadı kimse bize. Ya zaten dünya kadar işimiz var, nereden icat çıkartıyorsunuz dediler. Masanın başına oturup emretmedik ama bunu yapmadık. Ne yaptık? Arkadaşlarımızı ikna etmek için eğitimler verdik. Küçük havuç içerisinde bulunan yarışmalar düzenledik. Ve sonrasında çok kısa bir süreçte o Zeynep Kamil 300 hemşiresinden bizim tarafımıza kaymaya başlayanlar oldu. Sonrasında İstanbul genelinde inovasyon yarışmalarımız çok ses getirdi. İstanbul genelinde yarışmalarımızı yaptık. Sonrasında bakanlık dedi ki çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Bakanlık çapında yapalım. Bakanlık çapında yaptık. Sonra Türkiye çapında sempozyum yarışmalarımızı yaptık. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız ekibimizi inandırarak birlikte başarmaktık. Bunu başardık. Ama o bize yetmedi. Çünkü bir yolculuk. Sonrasında bir her yerden inovasyonla ilgili bizim hastaneye gelmeye çalışan hemşireler oldu. Hemşire hizmeti yöneticisi var mı aramızda bilmiyorum ama bu çok güzel bir şey. Herkesin tayin istenen bir hastane olması. Tabii ki bakanlık onaylamadı. Doğal olarak ne yapalım? Bir dernek kurulum şeklinde teklifler geldiği için derneğimizi kurduk. Çok hızlı bir şekilde aslında. Türkiye'de gerçekten bu konuda çok iyiyiz. Birçok hemşiremiz, öğrenci arkadaşımız derneğe üye oldu ve hızlı bir şekilde yol almaya devam ettik. Bu kurucu yönetim ekibi, ben kurucu başkanıyım, aynı zamanda başkanlığa devam ediyorum. Stomakit'i geliştiren Özlem hocamız da aramızdaydı kurucu aşamada. Ve onlar sayesinde aslında biraz daha çalışmalarımızı entegre devam ediyoruz. Kurslar düzenliyoruz, bu süreci sizlere öğretiyoruz, eğitimler veriyoruz ve mesleğimizin neler başarabildiğini göstermeye çalışıyoruz. Aslında... Yola çıkarken inovasyonda bir marka oluşturma hedefledik sağlıkta. Bunun için belli hedefler belirledik. Ondan sonra logomuzu belirledik. Kıyafetlerimiz hep turuncu olur. Koltuklarla çok uyumlu. Bugün ben turuncu ceketimi giymedim ama her yerde turuncu olarak beni görebilirsiniz. Bizim rengimiz turuncu. Çünkü inovasyonun rengi turuncu. Ve bu süreçte yaptığımız tüm çalışmalarda inovasyonda, sağlıktaki inovasyonda hemşirenin rolünü göstermeye çalıştık. Neler sağladık? Uluslararası kongreler yaptık, yapmaya devam ediyoruz ve birçok sektörle işbirliği içerisindeyiz. Yaptığımız yarışmalar ilk önce fikir yarışmaları olarak başladı ve Türkiye çapında 600'e yakın dünyada ve ülkemizde olmayan tıbbi buluş gerçekleştirdi meslektaşlarımız. En çoğu da Zeynep Kamil'den çıktı çünkü sahiplenmek çok değerli. Yani hani gelen yazıları, gelen yarışma yazıları, bilimsel toplantıları sümen altı yapmak çok kolay. Ama siz daha fazla yapmak zorundasınız, daha çok çalışmak zorundasınız. Lider hemşirelere veya arkadaşlarımıza söylüyorum. Öğrenci arkadaşlarımız içerisinde liderler varsa onlara söylüyorum. En çok öncü olan kişilerin çalışması gerekiyor. Sonra daha ileriye götürdük, prototip yarışmaları yapmaya başladık arkadaşlar. Elle tutulabilir ürünler gerçekleştirdik. Eğitimlerle Türkiye'nin her yerinde üniversitelere ve aynı zamanda hastanelere gittik. Meslektaşlarımızı bilgilendirdik. Sonraki süreçte neler geliştirdik? Birkaç örnek göstereceğim patentli ürünlerimizden. Ben ilk yıl giyilebilir askı sistemleri, bu serumlar ve foley sondanın taşınması için hiçbir şey bilmezken geliştirmiş olduğum ürün. Ne yaptım? Patent belgelerini aldım. Sonrasında izinleri alarak hasta çalışmalarını yaptım, makalesini yazdım. Bir firmaya devrettim ve bu süreç benim için tamamlanmış oldu. Başka çalışmalar yapmaya başladık. Yine benim gibi birçok meslektaşım, örneğin kanama önleme kemerleri, travay takip cihazları, hasta düşmelerini önleyen sedyeler, farklı farklı cerrahi iğneler geliştirdik, NST cihazları geliştirdik. Ağlama sensörleri, farklı hasta yatakları, damlalık ilaç kalemleri, ilaç navigatörleri, dayan sayamadığım birçok ürünün patent belgesini aldık biz. Faydalı daha belgeleri dahil olmak üzere. Zamanı etkin kullanmak adına sayamıyorum hepsini ama şunu söyleyeceğim, atomu parçalamanızı beklemiyoruz. Sağlıkta hastanın bakım kalitesini arttırıcı birçok ürünü, hizmeti, eğitim yöntemini geliştirebilirsiniz. Bunların hepsi inovasyon arkadaşlar. Belgelerinizi alarak da patent veya faydalı model belgesinizi hem kendinize hem kurumunuza güzel izler bırakabilirsiniz. Bizler ilk başta kendi belgelerimize kaynak bulamadığımız için hemşire maaşlarımızı da kendimiz taksit aldık ama sonraki süreçte görünür olmaya başladıkça destekler arttı ve artık bir dernek olarak da daha güçlü hareket edebiliyoruz. Tabii nerelere gidiyoruz? Bizlerin çok yer almadığı Arge fuarlarına, patent fuarlarına gidiyoruz ve mesleğimizin neler başardığını, hangi ürünleri geliştirdiklerini sergiler, standlar açıyoruz.
birçok yere davet ediliyoruz. Birçok yer aslında bizi ilk önce kabul etmek istemedi. Çünkü ne alaka hemşireler bunu yapabilirler mi şeklinde. Ama biz artık onlara her kendi mesleğimizi kanıtlayabildik. 2018'den beri Sağlık Bilimleri Hamidiye Hemşirelik Fakültesi'ndeyim. Profesör Doktor Merve Şendir hocamızın destekleriyle inovasyon dersleri veriyoruz. Bir atölyemiz var. Öğrencilerimize bu dersler kapsamında hem ürün geliştiriyoruz hem eğitimler veriyoruz. Onlar mentorlukla diğer öğrencileri eğitiyorlar. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bunlar da o eğitimlerden birkaç tanesi. Ve sonrasında farklı farklı üniversitelere eşdeğer şekilde eğitimler veriyoruz, mentorluk yapıyoruz ve birçok meslektaşımızın da öğrenci aşamada bunun farkındalığını artırmasını sağlıyoruz. Bu üniversitelerden birkaç örnek. İnovasyon Akademisi'ni kurduk. Fikirden ürüne giden eğitimler, laboratuvarlar, maketler üzerine deneme ve işbirliği çalışmalarının yapılmasını sağladık bir kamu hastanesinde. Sonrasında hiç beklenmeyen bizden bir şey olduğu için gelen basın ekipleri şöyle dedi, hemşirelerden bunu beklemediğimiz için size haber yapıyoruz dediler. Sorun değildi. Bizim için önemli olan mesleğimiz nerede görünür kırılarsa hakkaların. Yani küsmemek lazım. Bazı geçişlerde bu tarz şeyler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan mesleğimizi bir yere taşımak için bütün zorluklara adapte olmanız. Basında çok yer buldu. Basında yer bulunca hiç beklemediğimiz yerlerden destek telefonları aldık. Bu da bizim için önemliydi tabii ki ürünlerin hayata geçmesi adına. Hem ulusal hem uluslararası platformlardan birçok ödül aldık ve biz yarışmalarımızla öğrencilerimize, hocalarımıza ve hemşirelerimize ödüller veriyoruz her yıl. Bunlar o ödül törenlerinden birkaç tanesi. Çok az kaldı, bitiriyorum. Zamanı etkili kullanmaya çalışıyorum. 2012 yılında Yeliz Hemşire olarak, üzerinde benim adım vardı bu ödülü aldığım zaman, ilk inovasyonla tanıştığım zaman ama 2020 yılında Yeliz Hemşire olarak değil ama inovatif hemşire adına birçok platformdan ödül aldık. Emin olun bu son aldıklarımız çok daha değerli. Çünkü meslek adına alınmış, mesleğin başarısı adına alınmış ödüller çok daha önemli ve değerli bizim için. En son ASTOP bu sivil toplum örgütlerinin bulunduğu bir kurulda ilk defa Hemşirelik Derneği Üstün Berat Ödülü aldı yaptığımız çalışmalar nedeniyle. Bu da bizim için çok değerliydi 2021 yılında. Ve şu anda TÜSEP'teyiz. Çok kısa oradan da bilgi vereceğim. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı sağlıkta özellikle inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı bir kurum. Çok değerli bir kurum. Turkovak aşısının üretildiği, aynı zamanda yerli ventilatörlerin geliştirildiği, özellikle sağlık Ar-Ge'sini destekleyen bir kurum. Özellikle bu alan çok fazla destek veriyor. Lütfen sitemize girip oradan bakabilirsiniz. Bizler orada hemşire olarak davet edildik yaptığımız inovasyon çalışmaları nedeniyle. 4 arkadaşımızla geçtik ve mesleğimizi orada temsil etmeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi ilk geçtiğimiz, ilk görünür olduğumuz yerler biraz zor oluyor. Yani hemşirelerin buralarda görünmesine alışkın değiller ama bizler mesleğimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Uluslar ve uluslararası platformlarda eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Teknofest yarışmaları düzenliyoruz TÜSEP aracılığıyla birlikte. Orada destek alıyoruz, rol veriyoruz. Ve yarışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Geçen sene yaşlı sağlığı ile ilgili bir yarışmamız vardı. Ve özellikle bizlerin çocukları yani en fazla yaratıcılığın olduğu dönemde çocuk mucitler yarışmasını yaptık. Çok değerli ürünler geliştirdiler ve onların ödüllerini gerçekleştirdik. Onların birkaç tanesini örneğin. Bu yılda kadın sağlığı destekleyici inovatif ürünler yarışması var. Haftaya fikir yarışmamızın son günü. Güzel fikirler varsa muhakkak bekliyoruz. Çünkü en çok ürün geliştiren üniversite veya okula veya hastaneye de en inovatif kurum ödülünü vereceğiz bireysel ödüllerin dışında. Bizim gibi yolculuk. Arkadaşlar her yıl bir şeyler daha ekleyerek devam etmeye çalışıyoruz. Bize diyorlar ki çok güzel şeyler yapmışsınız, başarmışsınız. Başarmadık daha. Yani ne zaman başaracağız? Bu ürünlerin çoğu hayata geçince, hastanın bakım kalitesini yani artırdığımız zaman ve sonuçları almaya başladığımız zaman başarmış olacağız. Bireysel başarılar bizi çok fazla tatmin etmiyor açıkçası. Ve yaptığımız çalışmalarda inovasyonda, sağlık inovasyonunda hemşirelerin bir marka oluşturduğunu düşünüyoruz. Birçok platformda öncü olarak davet ediliyoruz. Ve son olarak diyebiliriz ki başarılı olmak isteyebilirsiniz. Bu tesadüf değil. Biraz emek harcamak lazım ama başarılı olmak isteyen, güç sağlamak isteyen, inovasyonla yolculuk yapmak isteyen arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarım. Bu Zeynep Kamil'in ilk ekibi. Yani inovasyonun o en zorlu dönemlerini taşın altına koyan arkadaşlarımız. Ben her resmi göstermek istiyorum. Oradan ayrılsam da emek benim için çok değerli. Ben onlara teşekkür ediyorum. Ve son olarak şunu söylüyorum. Siz de bir değişim başlatmak istiyorsanız önce siz mum olacaksınız ve yanacaksınız arkadaşlar. Yandıktan sonra sizin ışığınızı saçmak için aramıza bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Violet ve Yeliz hocama değerli sunumlar için çok teşekkür ediyorum. Ben de inovasyonla çok ilgilenen bir hemşire olarak sizden çok feyiz alıyorum hocam. Onu ilave etmek istiyorum.
Şimdiki konumuz biraz daha pandemi ağırlıklı olacak. 2019 yılında Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 etkeni 2022 yılında tanımlandı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak, 2020 yılında çok özür diliyorum, pandemi olarak ilan edildi. Mayıs 2022 verilerine göre 237 ülkede görülen toplam vaka sayısının 520 milyon olduğu belirtildi. Hızla yayılan ve ölüm oranları yüksek olan bu hastalıkta en önemli rol tahmin ettiğimiz üzere hemşirelere düştü. Şimdi bu rolü anlatmak üzere, neler yaşadığını anlatmak üzere İstanbul Üniversitesi Hastanesi Pandemi Triyaj Servisleri Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu olarak görev yapmakta olan, aynı zamanda İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisansına devam eden Tuğba Özgür'ü konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Ülkemizde 11 Mart 2019 tarihi itibariyle pandemi ilan edildi. Hepimizin de bildiği gibi ülkemiz dünya sıralamasında 8. sırada yer almakta. Sağlık Bakanlığı'nın Mayıs ayı itibariyle yayınladığı verilere göre COVID-19 tanısı konmuş hasta sayısı yaklaşık 15 milyon, vefat sayısında 98 bin olduğunu söylemek mümkün. Sağlık çalışanları hepimizin de bildiği gibi bulaş riski yüksek kişilerle temas ettiğinden dolayı her zaman risk altında ve acil serviste bu riski en önde göğüsleyen kişilerin çalıştığı. Zaten normal çalışma koşullarında da tükenmişlik sendromu yaşayan, dimdik durmaya çalışan ekip üyelerinden oluşan gayet de görünür yerde olan, hastanelerde görünür yerde olan birimlerden. Ben kendim de acil serviste çalışmış biri olarak, pandeminin ilk 7 ayında çalışmış biri olarak kendini çok iyi anladığımı ifade etmek istiyorum. O nedenle sunumunu yapmak üzere Sayın Ayşegül Bilici seçmeleri buraya davet etmek istiyorum. Kendisiyle ilgili 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl göreve başladı. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de acil servis sorumlu hemşiresi olarak çalışmakta kendisi. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Çok güzel bir program. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle bugün pandemide acilleri nasıl organize ettik, nasıl uyum sağladık, adapte olduk ve pandemide acil hemşiresi olmak ne demek? Biraz onlardan bahsedeceğim. Anılarımızdan, biraz trajikomik hikayelerimizden, yaşadıklarımızdan, tecrübelerimizden sizinle paylaşacağım. Öncelikle pandemide ve günümüzde kendilerinin ve yakınlarının hayatlarını riske atarak ve her türlü riske göze alarak hasta başı yaşamlara dokunmuş ve önce insan diyerek sonsuz sabır ve özveriyle çalışmış meslektaşlarımızın, hocalarımızın ve siz meslektaş adaylarımızın hemşireler gününü kutluyorum. Biraz öğrencilerimize soru soralım hocam. Tanıyor muyuz arkadaşlar bu kişileri? Sağdakini tanıyanlarınız vardır değil mi? Peki soldakini tanıyanınız var mı? Kim? Parmak kaldırabilirsiniz. Safiye Hüseyin Elbi. Tanıyor muyuz? İlk Türk hemşiresi ve hemşireliğin Türkiye'deki gelişmesinde katkıları olan bir kişi ve onun ilk sözüyle başlamak istedim. Her sardığım ve iyileştirdiğim yara benim için küçük bir madalya olacak diyor. Ve gerçekten de öyle oluyor. Her tuttuğunuz el, her dokunduğunuz omuz, her baktığınız göz
sizin mesleki tatmininize en üst sınırlara ulaştırıyor. Buradan gel mi? 2020 yılı bildiğiniz gibi hemşire ve ebe yılı olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmişti. Bu bir öngörü müydü yoksa tesadüfü müydü bilinmez ama hemşirelerin sunduğu yüksek kalitede özverili bakımla daha da fazla anlam kazandı 2020 yılı. Peki pandemi neydi? Bu iki yıldır bizim geldi hayatımızın tam ortasına yerleşti. Tüm her şeyimiz pandemi oldu. Nereden çıktı? Nasıl oluştu? Ona bir bakalım. Burası Wuhan eyaleti, Çin'in çok böyle gelişmiş kalabalık eyaletlerinden biri. Oradaki bir yarasa ormana dışkılamasını yaptıktan sonra onu yiyen hayvanlardan ve onu avlayan insanlara, biliyorsunuz Çin'de balık pazarları ve böyle hayvan pazarları fazlaca meşhur. Oradan insanlara bulaşıp tam da böyle Çin Yeni Yıl Seyahatnamesi'nin olduğu böyle bir festival döneminde oraya gelen turistlerle birlikte tüm dünyaya yayılmaya başlıyor. 11 Aralık 2019 itibariyle orada. Bu 11 Aralık 2019'da Çin'deki bir bayan göğüs hastalıkları uzmanı tarafından 3 hastanın akciğer filminde böyle değişik, hiç daha önce görülmemiş bulgular görülüyor. Bunu fark eden doktor hastane yönetimiyle konuşuyor ve o 3 hasta karantina altına alınıyor ve bundan sonra da tüm dünyaya yayılmaya başlıyor. Tabii bize Türkiye'ye 3 ay sonra geliyor. O dönemde dünya çalkalanıyor ama hala Türkiye'de yok. Sonra bir gün tabii ki de İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Birimine, bizim olduğumuz birime her şey çok güzel giderken hasta giriş yapıyor. Tabii daha henüz Türkiye'de yok diye biz birazcık daha relaksız, rahatız. Hastanın ateşinin 40 derece olması ve böyle turistlerle de bağlantılı olmasından kaynaklı biraz bir uyanıklık oluyor o anda. Hemen hastayı ilk bakan doktor zaten tesadüf mü onu da bilemiyoruz. Her şey böyle bir silsile halinde gidiyor. Doktorumuzun ilk çalışma günü hastayla muhatap oluyor. Ve hemşiresi de kanı alan hemşiresinde 3-4 gün sonra baba olacak. İkisi de hastayla bakıyorlar ve hastanın o anda biz maskesini takana kadar onlar tabii ki hastaya bakmış bulundular. Ve birisi mesleğinin ilk gününde, diğeri de 3-4 gün sonra baba olacaktı. İkisini de hemen 14 gün karantinaya aldık. Ve ilk hastayla bizim Türkiye'deki serüvenimiz de başlamış oldu. Tabii ilk zamanlar böyleydik. Yardıma ihtiyacı olan birileri ve ondan kaçan bir sürü kişi. Ama biz sağlık çalışanları olarak hastalarımızın en güzel anında da, en kötü anında da hep yanlarında olduk. Tabii acil servisler o dönemde toplum temelli bakımın ön hattında yer alıyorlardı. Pandemi triyajları, pandemi servisleri yoktu. Bütün ilk hastanın duyulmasıyla birlikte ishali olan, ateşi olan, başı ağrıyan, burnu akan, boğaz ağrıyan kuyruklar olmaya başladı acillerin önünde. Böyle, çünkü biz o anda normal hastalarımıza bakmaya devam ediyorduk. Kuyruklar oluşmaya başladı ve biz hocalarımızla, meslektaşlarımızla oturup ne yapacağız diye bir planlama yapmaya başladık. Artan hasta yoğunluğuna nasıl cevap vereceğiz? Bulaşı nasıl sınırlandıracağız? Ve rutin işleyiş nasıl aksamadan devam edecek? Rutin işleyiş nasıl devam edecek? Çünkü bizim orada kanamalı hastamız da yatıyor. Miyokard infarktüsü olan hastamız da yatıyor. Onlara da tedavi ve bakım vermek durumundaydık. Sonrasında ilk olarak fiziki ortamı değiştirmekle başladık. Bunları hepsini doğaçlama yaşıyoruz biz. Çünkü ilk defa biz de pandemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hemen böyle kontamine alanı ayrı yaptık, temiz alanı ayrı yaptık. Gelen hastalara orada bakım vermeye başladık. Hem bir yandan temiz hasta diye kabul ettiğimiz normal hastalarımıza bakmaya devam ediyoruz. Hem de yine COVID şüpheli hastalar gelmeye başladı. Onlara bakmaya devam ediyoruz. Peki bu kaosta, bu karmaşıklıkta biz neler yaşamış olabiliriz? Nasıl duygular yaşamış olabiliriz sizce? Söylemek isteyen var mı? Neler yaşamış olabiliriz? Korku. Bir kere kişisel koruyucu ekipman kullanımından bunalmışlık hissi yaşadık. Çünkü o tulumun içine girdiğinizde bir saate kalma, 10 dakika içerisinde tamamen üzeriniz sırılsıklam oluyordu. Böyle gözlüklerimiz buharlaşıyordu. Sonra yorgunluk ve çaresizliği çok fazlaca yaşadık. Çünkü saatlerce çalışarak, ayakta durarak devam ediyorduk çalışmaya. Sonra bir bilinmezliğin ortasındaydık ve hastalarımıza bakım verememekten korktuk. Bunlar bizim acilimizdeki arkadaşlarımızın fotoğrafları. Beden imajımız bozulmaya başlamıştı.
Burunlarımız çöktü maskeden, gözaltı morluklarımız çıktı, yüzümüz kırışmaya başladı. Bu arkadaşımız hatta sonrasında bir rinoplasti geçirmek zorunda kaldı artık. Burnu o kadar çok maskeden dolayı çöktü ki. Zayıfladık böyle koşturmaktan, işte o anda zorluklardan, stresten. Sonra ilk etapta koruyucu ekipman bulamadık. İlk zamanlar, sonrasında tabii bunlar oluşturuldu ama o ilk zaman işte siperlikler, herkes kendi siperliğini kucağında taşıyor, maskeler böyle cebinde. İlk dönemde o korkuları yaşadık. Sonra bakım vermek zorunda olduğumuz insanlar vardı evde, yaşlılarımız vardı, çocuklarımız vardı. Onlara bakım verememekten korktuk ya da onlara hastalığı taşıma korkusu yaşadık. Bu da yine bizim acilimizdeki bir arkadaşımızın 3-4 aylık bir çocuğu vardı, yurtta kalıyordu. Böyle günde 2-3 günde bir gidip kızını görüyordu. Bu da bizim timimiz, böyle acil dahili acil nöroloji ekibi olarak neler yaptık? En önce eğitimler düzenledik. Bunlar online oldu, hemen hasta başı oldu, ayaküstü oldu, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımız bütün herkesin aklındaki soru işaretlerini gidermek üzere eğitimler planladık ve ayaküstü eğitimler yaptık. Sonra bu arkadaşlarımızın daha iyi böyle kaliteli beslenmeleri için C vitamin takviyeleri, beslenmeler sağladık. Sonra temiz alanlar, dinlenme alanları oluşturduk. Evlerine gidemeyen arkadaşlarımız vardı, korkuyorlardı, yurtlar ayarlandı. Sonra psikoterapiler, en önemli şekilde psikoterapiler, çünkü ölüm korkularını fazlaca yaşamaya başladılar. Psikoterapiler almaya başladılar. Sonra mesela bir semptomu olan bir arkadaşımızı hemen o anda PCR testini yapıp evine gönderdik. Hem buradaki bulaşı engellemek hem de kendisi bir an önce tedavisine başlasın diye. Bu şekilde birbirimize yardımcı olarak, destek olarak ve tabii böyle başhemşirelerimizden, hocalarımızdan da gelen çok büyük destekler vardı. Onlarla birlikte atlatmaya çalıştık. Sonra yaklaşık 15 gün sonra, acillerde 15 gün boyunca bu hastalara tedavilerini, bakımlarını yaptık ama artık yatmaları gerekiyordu. Hastaların durumları ağırlaşmaya başlamıştı ve artık pandemi servislerinin kurulması gerekti. Bir gün içerisinde bize pandemi servisi kuruyoruz dendi ve acil hemşireler olarak yine bir gün içerisinde pandemi servis ve triyajını koskoca bir bloğu boşaltarak pandemi servis ve triyajlarını kurmaya başladık. Tabii bu 14 gün, 15 günlük bir zaman dilimi. O dönemlerde son 2-3 günde böyle kendimde baş dönmesi, şiddetli baş ağrısı, böyle halsizlik yaşamaya başladım ufak ufak ama insan kendine konduramıyor tabii bu hastalığı. İşte yorgunsun, işte tulum giyiyorsun, soğuk aldın, üşüttün vesaire diye. Ama böyle şiddetli bir baş ağrısı, daha önce hayatımda yaşamadım. Bunların hepsini strese vesaireye bağlıyoruz. Tabii şöyle bir hikayem vardır, böyle gazetelere de konu oldu bu. Bize, benim de kokuya karşı çok hassasiyetim vardır. Böyle aşırı derecede sigara kokusu geçsin, böyle çok fazlaca hassasiyetim vardır. O dönemde el dezenfektanları da fazlaca böyle ağır kokuyorlar. Ben de çok zor kullanıyordum hassasiyetten dolayı. Hediye bir dezenfektanlar geldi, böyle pembeli, mavili, cicili, bicili dezenfektanlar geldi ve elime sıktım. Oh dedim ya, ne güzel, kokmayan bir dezenfektan yapmışlar dedim. Sevindim, bunu ben kullanacağım arkadaşlar dedim. 2 saat geçti aradan, bir arkadaş geldi böyle hiç sormadan dezenfektan aldı. Oh dedi, ne güzel, çiçek kokulu bir dezenfektan gelmiş deyince şöyle bir 10 saniye kaldım. Yani koku yok. Sonra nasıl yani dedim, o kokmuyor ki deyince herkes 2-3 adım bir geri çıktılar zaten. Sonra hala ben burnum tıkalı diyorum. Çünkü o anda korunuyorsunuz. İşte her şeyi, elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz ve orada olmanız lazım. Çünkü sizi 14 gün karantinaya alacaklar ama siz oradan ayrılmak istemiyorsunuz. O görevinizin başında olmak istiyorsunuz. Sonra kan alma süreçleri başladı. Kanımda böyle ferritin yükseklikleri, lenfopeniler falan görünce ufak ufak böyle şeyler başladı. Sonra hemen tomografiye. Bunların hepsi birer saat içerisinde oluyor. Hızla beni tomografiye gönderdiler. Ve akciğerimde kocaman bir buzlu cam görüntüsü. Ve ben bu şekilde 3-4 gün boyunca çalışmışım acilde, farkında olmadan. Kocaman bir buzlu cam görüntüsü ve uzmanımız arıyor, Ayşegül çabuk gel diye. Tabii o anda o buzlu camı gördükten sonra o hastalığın duygusunu, böyle ağırlığını hissetmeye başladım. Böyle üzerimde büyük bir omuzlarımda ağırlık. Ve bir torba ilaçla, hiç ilaç içmeyen bir insan olarak bir torba ilaçla, saturasyon probları, nebulizatörler, temporal derecelerle eve geldim ve kendimi battaniyenin altında buldum. Çok şey bir süreçti, ağır bir süreçti tabii. O hastaları görüyorsunuz, elinizin altında yoğun bakıma giden hastalar var, nefes alamayan insanlar var. Onları yaşıyorsunuz ve
daha çok kısa bir zaman, 14 gün, 15 gün geçmişken 16 gün siz aynı hastalıkla eve geliyorsunuz. Tabii çocuğum var evde. Korkuyorsunuz. 3-4 gün boyunca kimlere bulaştırdım? Kendinizden geçtiniz, acaba kimlere bulaştırdım? Bunu düşünmeye başlıyorsunuz. Sonra hastalık süresince böyle işte nefes alamıyorum. Ben 2 ay boyunca hiç düz yatamadım mesela. Sürekli oturarak uyudum. Panik atak yaşamaya başlıyorsunuz. Televizyonu açmıyorsunuz. Açıyorsanız böyle işte orada ölen hemşirelerden, hekimlerden bahsediyor. Biri de siz mi olacaksınız acaba diye korkular geçiyor. Hiç hayatımda yaşamadığım o panik atak ve ölüm korkusunu yaşadım. Tabii tam böyle iyileşmeye mi başlıyorum acaba derken çok sevdiğim iç hastalıkları hocalarımın ikisini de birkaç gün arayla COVID'den dolayı kaybını yaşadım. Bundan sonra hani tamam diyorsunuz yani sıra böyle herhalde sıra geliyor yavaş yavaş. Daha sonra ilk negatifliğimi aldım ben. Artık tamam Ayşegül iyileşiyorsun diye. O arada gazeteler aramaya başladı. COVID atlatan hemşire, COVID atlatan hemşire diye. Evet tam da bu duyguyu yaşamışım ki o zaman yani şu an sorsanız belki o kadar üzerinden geçtiği için ama o zaman bu duyguyu yaşamışım. Acaba sabah uyanacak mıyım? Gerçekten bunu yaşamıştım. Uyurken lamba açık yatardım, dik oturmak zorunda kalırdım. Acaba sabah uyanacak mıyım duygusuyla böyle gazetelere de çıkmışlığımız oldu. Herkes bir saniyeninle ünlü olur derler ya ben de. Sonra yine böyle bir trajik, bunlar hep sonradan komik geliyor ama o zamanlar tabii böyle yaşayamıyorsunuz. Döndüm, bir ayın üstüne döndüm. Sevgili uzmanımız, hoş geldin Ayşegül dedi. Hoş bulduk. COVID izlem polikliniği açıyoruz Ayşegül, haberin olsun dedi. Ha öyle mi? Nasıl yani? COVID hastaları takip edeceğiz dedi. Komplikasyon var mı? Bir şey yaşıyorlar mı? Sonradan bulguları geçiyor mu? Bu hastaları takip edeceğiz. Çünkü artık bir ay geçti. Hastalar, yaşayan hastalarımız var. Onların semptomlarını izleyeceğiz, bakacağız diye. Tamam dedim, açalım. Sonra dedi ki, çok az eksiğimiz var dedi. Onları da tamamlarsak, öğleye dedi, hem hocalarımız geliyor, hem hastalarımız geliyor, hem de gazeteciler geliyor. Saat bunu bana söylediğinde 9. Öğleye gazeteciler geliyor dedi. Birkaç eksiğimiz var, gel senle bir bakalım dedi. Ama benim böyle ruh gibiyim tabii, hastalıktan dönmüşüm, bedben solum. İndik, sadece 2 bilgisayar monitörü ve 2 kasa var. Bütün eksikler bu şekilde. Sonra yine ekip arkadaşlarımızla birlikte 3 saat boyunca orayı COVID izlem polikliniğine çevirdik, monitörler vesaireler çevirdik. Sonra tabii buraları hala düzenlemeye çalışıyoruz. Orada gazeteciler, hocalarla falan işte röportaj yapıyorlar. Arkamı döndüğümde, bunu gösterebileceğim mi bilmiyorum ama. Arkamı döndüğümde, evet pandeminin hem acil sorumlusu olan hem de hastası olan Ayşegül bir koronavirüs tıp dünyası için yeni bir hastalık. Bilinmeyen birçok özelliği var. Akciğer, karaciğer veya kalp damar sistemlerini uzun dönemde nasıl etkileyeceği de o bilinmeyenler arasında. İstanbul Tıp Fakültesi'nde COVID-19 hastaları izlem merkezi açıldı. İşte bu izlem merkezinde hastaların organlarında herhangi bir hasar olup olmadığı incelenecek. Burada kanları yerleştiriyoruz ve arkama döndüğümde mikrofon geldi. Doktorların sadece Bilici Seçmeler Merkez Ayşegül Bilici Seçmeler Merkez'in hem hastası hem de sorumlu hemşiresi. İyi oldu takip açısından, sonrasında geçirilecek komplikasyonlar açısından hastaların takibinde güzel bir uygulama. İnşallah olumlu sonuçlar verir. Çünkü insan için her zaman bir korku kalıyor. Hani ileride tekrar bir şey yaşamayan bir sıkıntı olur mu diye. Takip açısından hem de ileride bir sıkıntı yaşamamak adına güzel. Merkez İstanbul'da olsa da Türkiye'nin her yerinden koronavirüs... Sonra bu konuşmamı çok beğenmiş olacaklar ki böyle baygın baygın akşamına TRT Haber sizi canlı yayına alıyoruz. Dekan hocamızın haberi var. Lütfen itiraz etmeyin diye bir haber geldi ve itiraz etmeden oraya da katıldık.
Covid izler mi olacak? Merkezin ilk hastaları da bu merkezin çalışanları aslında. Koronavirüsü yenen bir doktor ve hemşire oldu. Merkezin hem hastası hem de sorumlu hemşiresi, acil dahiliye hemşiresi Ayşegül Bilici Seçmeler bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ayşegül Hemşire Hanım. Neler söylersiniz? Şimdi bir süreçten geçmiş siz de bu virüsü atlattınız. Öncelikle geçmiş olsun ama sonrasında da hem kendinizdeki semptomları takip edeceksiniz hem de diğer taburcu olanları. İlk düşüncelerinizi almak isterim. Neler hissediyorsunuz? Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Tabii ki bu süreci hem hastalarla birlikte yaşamak hem de birebir kendimi yaşaması bu şekilde çok farklı oldu. Çok fazla da sıkmıyor ilk size. Testim pozitif geldiğinde hemen ilaçla tedavim başladı. Son olarak hocalarımız da bahsetti hemşirelik temasından. Tabii biz bu mesleğimizin değerini biliyorduk ama pandemiyle birlikte dünyada bu değeri fazlasıyla öğrenmiş oldu. Bu yönden en azından kendimi mutlu ve böyle mesut hissediyorum. İnşallah bundan sonra da çünkü şimdi siz yeni mesleğin başındasınız. Yakın zamanda mesleğe atılacaksınız. Bu doğal afetlerin bitmeyeceği, pandemilerin böyle sürüp gideceği, bunların bir ilk değil, devamının geleceği belli. O yüzden lütfen mesleğimizi en güzel şekilde, gerekliliklerini yerine getirerek güzel bir şekilde idame ettirelim. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Bir hasta olmadan bir 9-10 gün önce çektirmiştik. O dönemler çok meşhurdu bu. Böyle evde yani biz kalamadık evde ama kalanlar inşallah güzel geçirmişlerdir. Teşekkür ederim. Ben müsaadenizle Sayın Tuğba Hanım'ı yine güzel müziğimizle davet ediyorum. Arkadaşlarım, değerli meslek adaylarım, bu güzel günde bana da söz verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, bu yüzden beni sürçülisan edersem lütfen mazur görün. Şöyle bir şeyle başlamak istedim, 2020 yılının bizde bıraktığı etki, hayat size eğer limon veriyorsa limonata yapın. Ama 2020 yılındaki limonlarımız maalesef ki bizi üzdü, tatmin etmedi. O yüzden böyle bir görselle başlamak istedim. Ayşegül Hemşire Hanım'ın paylaştığı bir fotoğraf, burada ben de varım. İlk başta pandeminin başında birlikte acil serviste çalıştık. Ben birkaç yıldır nöbet tutmuyordum fakat pandemiyle birlikte kıdemli hemşire ihtiyacımız olduğu için gece nöbetlerine başladım. Ama hiçbir zaman için neden nöbet tutuyorum demedim. Çünkü bu bir toplumsal çağrıydı ve bizim ön safhalarda yer almamız gerekiyordu. Ve bizim gibi tecrübeli hemşirelerimize ihtiyaç vardı. Yıllarca da yaklaşık 12 yıl kadar hematoloji, onkoloji hastalarıyla çalıştım. Çocuk hematoloji, onkoloji tecrübem de mevcut. Artı acil dahiliyede de yaklaşık bir yıl kadar çalıştığımız için ön safhalarda koşarak çalıştık. Biz çok şaşırdık önce. Birden kendimizi salgının ortasında bulduk. Ne oluyoruz dedik, ne olacağız dedik. Acaba yeterli miktarda korunabiliyor muyuz dedik. Korunma düzeylerimiz maksimum seviyelerdeydi. Asistan arkadaşlarımız ve ben, biz daha çok hastayla muhatap olduğumuz için gördüğünüz üzere ben korunmuşum, sürekli üzerimde bir şeyler var. Asistan arkadaşlarımız bize order'lar veriyorlar, hastayı görüyorlar, çekiliyorlar fakat biz sürekli hastanın yanındayız. İlk başta böyleydik, yani üst üste giyiniyorduk, daha ne kadar korunabiliriz acaba diye. Bu fotoğraftaki de benim, bu şekilde çalışmak zorunda kaldık kendimizi korumak adına. Enfeksiyon kontrol komitelerimiz Ayşegül Hemşire Hanım da bahsetti. Bize direkt başladılar. COVID-19 nedir? Nasıl bulaşır? Nasıl korunuruz?
gibi eğitimler vermeye başladılar. Burada da biz eğitim sonrasında sosyal mesafemize dikkat ederek poz vermeye çalıştık. İlk defa gördüğümüz uygulamalara uyum sağlamaya çalıştık. Her gün yeni bir bilgi, yeni bir tanı, yeni bir tedavi yöntemi oluşuyordu. Şu anda yapılan tedaviler, ilk Ayşegül Hanım da gösterdiği ilaçları, o ilaçların hiçbirisi şu anda kullanılmıyor. Sadece heparin minimal düzeyde antikoagülan ilaçlar kullanılıyor. Heparin düzeyleri kullanılabiliyor. Ve 65 yaş üzeri için yeni bir Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı bir ilaç var, hap şeklinde, o uygulanıyor. Biz sağlık çalışanları olarak COVID'le yattık, COVID'le kalktık ve bizlere kurumumuz kalacak yer ayarladı. Eğer ailelerimizde kronik rahatsızlıklar var ise bunu ailelerimize taşımamak için. Çoğumuz ailelerimizi göremedik, memleketlere gidemedik. Bende olay tam tersi oldu. Annem memlekete gidemedi. Bana gelmişti 3,5 ay kadar. Maalesef ki gönderemedim. gönderemiyorum bir türlü. Hayır, ben gönderemiyorum. İçim el vermiyor. Gitsin istemiyorum ama bir yandan da anneme bir şey bulaştırmayayım diye çok korkuyorum. Hani babam gelir mi falan dedik. Bir bunu düşündük ama babam 65 yaş üzeriydi. Maalesef ki o da gelip alamadı. Bir yasaklar kalktıktan sonra ve ortamı en güvenli bulduğumuz anda annemizi gönderdik. Biz bu süreçte sarılmayı unuttuk. Maalesef ki kendi ailelerimize dokunmayı unuttuk. Bu süreçte hastalarımıza dokunduk. Onlara bol bol dokunduk. Dokunmamamız gereken yerlere dokunduk. Oksijen tüpleri taşıdık, onlara dokunduk. Hemşire olarak hiçbir zaman için gocunmadık. Bunu neden ben yapıyorum demedik. Çünkü orada bir insan var, orada bir insan sağlığı ve bunu ben yapabiliyorsam neden saniyeler kaybedeyim? Bizim mesleğimiz maalesef ki, hatta maalesef ki demeyeyim de, bundan ben gururla bahsediyorum. Biz hemşireler olarak hep hasta ile bir arada olduğumuz için biraz daha empati yapabiliyoruz. Ve biraz daha empati yapabildiğimiz için sanırım hani yerine koyup bu benim yakınım olsaydı böyle mi olurdu diye düşünüyoruz. Apartmanda komşularıma söyleyemedim ben pandemide çalıştığımı. Çünkü damgalanıyorduk ve haliyle komşularımızdan da yaşlı komşularımız vardı. Bazı rahatsızlıklar olabilirdi diye. Ama bunun üzüntüsünü yaşadık tabii. Beni hala başka bir yerde çalışıyor zannediyorlar. Başka bir bölümde. Yaşlı teyzemiz var, karşı komşu. Ameliyat olacak, bana bir şeyler soruyor falan. Teyze, ben orada değilim de yani daha sonra sana yardımcı olalım falan gibi şeyler söylüyorum. Çalışanlarımızın virüs yüküne maruziyetlerini en aza indirmeye çalıştık. Bunun için elimizden geleni yaptık. Kurumumuz bu konuda arkamızdaydı. İlk başlarda kişisel koruyucu ekipmanında sıkıntı yaşadık. Çünkü hiç kimse önünü göremiyordu. Ne olduğunu ve ne olacağımızı bilemediğimiz için hiç kimse önünü göremiyordu. Ve biz şöyle başlıyorduk nöbete ya da mesaimize başlamadan önce. Bir tane tulum, bir tane üçen maske ve bize takviye gıdalar veriliyordu. İmza karşılığında bunlar alıyorduk. Ama kirlendikçe yine üçen maskelerimizi değiştirebiliyorduk. Fakat biz bunu mümkün olduğu kadar kirletmemeye çalışıyoruz. Çünkü ülkece önümüzü göremiyoruz. Göremediğimiz için de ideali kullanmaya çalıştık. Çok terledik. Tulumlarımızı çıkarttık. Astık, kuruttuk. Tekrar giydik. Bunları bile yaşadık. Hastalarımız da pandemi nedeniyle haliyle bütün camlarımız, çerçevelerimiz açıktı. Hava alması gerekiyor çünkü odaların. Hastalarımıza sürekli odaya girmeden önce kapısını çalıyoruz. Odanıza gireceğiz, lütfen maskenizi takın, pencerenizi, camınızı açın diyorduk. Açıyorlar, haliyle üşüyorlar. Bunun için biraz fiziki koşullarımızı düzeltmemiz gerekiyordu. Bunun için de kaloriferlerin sıcaklık derecesini arttırdık. Bütün hastanede farklı bir derecedeyken bizde biraz daha yüksek oldu. Biraz daha hastalarımızın kalitesini arttırmayı düşündük. İzolasyon içinde izolasyon yaptık. Çünkü VRE pozitif hastalarımız vardı, uyuz olan hastalarımız vardı, HIV pozitif olan hastalarımız vardı. Klinik bir izole klinikti. Fakat bunun içerisinde de hastalar zaten özel odalara alıp onları da ayrıca izole ettik.
Hayatı eve sığdıramıyorlardı. Fakat biz hayatı hastaneye sığdırdık. Ailemizi, sevdiklerimizi görmeyip hayatımızda ilk defa gördüğümüz, belki de bir daha hiç görmeyeceğimiz insanların hayatlarına dokunduk. Ziyaret yasağı nedeniyle hastaların her şeyiyle biz ilgilendik. Elleri, ayakları biz olduk. Yemeklerini yedirdik, tuvalette götürdük, yardımcı olduk, güldürdük, bazen kızdırdık. Kızlar da yani bunu çıkar falan diye zorla maske takıyorsunuz diyen hastalarımız oldu. Hastalarımızın internetleri olduk. Aileleriyle görüntülü konuşmalarını sağladık. Mutlu oldular, onlar ağladı. Biz onların yanında ağlamamak için kendimizi zor tuttuk. Hasta odalarından dışarıya çıktık. Hastane odasında sevdiklerinden uzak hastalarımıza bir nefes olmaya çalıştık. Nefes almakta çok zorluk çekiyorlardı. Biz bir nebze de olsa nefes almalarını rahatlatmaya çalıştık. Şöyle anılarımdan da biraz bahsetmek istiyorum. Hastalarımız çok yoğun ve ağır hastalarımız vardı. Mesela bir servisin içinde 3-4 tane kötü hastamız var. Bir tanesi aniden kötüleşiyor. Hep birlikte o hastaya müdahale ediyoruz. O hastayı müdahale ettikten sonra hastamız maalesef ki vefat ediyor. Veyahut da yoğun bakıma transfer ediyoruz. Bu bizim için büyük bir üzüntü. Hastanın yanında eğer refakatçisi varsa bunlar için de büyük bir üzüntü. Ama biz orada o hastamızı transfer ettikten sonra veyahut da gerekli işlemlerini yaptıktan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi diğer hastalarımıza dönmek zorundaydık. Çünkü bizden tedavi bekleyen hastalarımız vardı. Yani bunun çok etik ikilemini yaşadım ben şahsen. Hani bu neden ben bu hastamı üzüntüsünü yaşayamıyorum ve diğer hastalarımın arkasındayım ve diğer hastalarımın tedavilerini yapıyorum gibi çok ikilemini yaşadık. Ama bizim mesleğimiz bunu gerektiriyor. Bugün bunu yaşıyoruz. Fakat olumlu geri bildirimler aldığımızda da bu bizi çok çok mutlu ediyor. Öğrenci arkadaşlarımız, siz yoktunuz, biz birçok şeyi özledik, sizleri de özledik. Sizlerin varlığınızla gerçekten bizi mutlu ediyor. Biz bir şeyler öğretmeyi de özlemişiz arkadaşlarımıza. Sağlık personelinin yalnız hissetmemesi için saat 21'de yapılan alkış eylemleri vardı. Bunlar da bizi çok mutlu etti. Biz daha güçlü olduğumuzu hissettik. Biz hemşire grubu olarak ne kadar güçlü olduğumuzu hissettik. Tabii ki hocalarımızın desteğiyle, hocalarımızla bir işbirliği içerisinde bu süreci atlatmaya çalıştık. Şimdilik bu kadar diyeceğim. Çok heyecanlı. Tüm konuşmacılarımıza kıymetli konuşmaları için teşekkür ediyoruz.